Böyle bir mahiyeti ortaya çıkartıyor. Şimdi uluslararasılaşmanın ikinci önemli ayağı ise aslında yüzyılımızın geçirmiş olduğu değişimden kaynaklanıyor. Bunun da iki tane temel dinamiği var. Bilgi iletişim teknolojisindeki değişmeler ve aynı şekilde mobilizasyon, yani ulaşım teknolojisindeki gelişmeler hareketliliği korkunç derece hızlandırmış durumda. Ve dolayısıyla da devletler, üniversiteler ve eğitimle ilgili diğer kurumlar da buna dair pozisyon alıp kendi durumlarını güncelleştirmeye ve dünyadaki bu rekabetten kopmamaya çalışıyor. Uluslararasılaşmanın baktığımızda aslında 3 tane temel boyutu var. Bir tanesi öğretim üyesi düzeyinde, araştırmacı düzeyinde olan uluslararasılaşma ve hareketlilik, mobilizasyon diğer kavramıyla. Diğeri öğrenci düzeyinde olan hareketlilik ve üçüncüsü de özellikle araştırma ve kamu yararının ortaya çıkartılması bakımından kurumlar arasında ürün geliştirme veya proje geliştirme veya araştırma imkanları bakımında yapılan uluslararasılaşma. Gördüğümüz aslında bu üç boyut üzerinden giriyor. Muhtemelen hocalarımız da bu alan üzerinde konuşacak. Ve ülkeler arasından bunun sadece eğitim tarafı yok, onu da görmek gerekiyor. Ekonomik ve aynı zamanda siyasal karşılıkları da var. Uluslararası ilişkilerde karşılıkları da var. Aynı zamanda eğitim sistemi tabii ki olumlu anlamda barışın ve ülkeler arasındaki işbirliğin gelişmesi için bir yumuşak güç haline de dönüşmüş durumda. Ben yüksek öğretime dair 2015'e dair bir verimiz var. Ben onu paylaşıp ondan sonra konuşmacılarımızı davet edeceğim. 2015 verisine baktığımızda Türkiye 2015-2016 verilerine göre Türkiye'de uluslararası akademisyen sayısı 3144, öğrenci sayısı da 108.076'ya ulaşmış durumda. Ben konuşmacılarımızı bu arada takdim edeyim. YÖK adına biz aslında Rahmi Bey'i uluslararasılaşma raporunun ve strateji belgesini yönettiği için Rahmi Er hocamızı davet etmiştik. Fakat kendisinin acil bir toplantısı çıktığından dolayı yurt dışına Başkan Bey'le beraber gitmişler. Fakat alanın uzmanı olarak Bilge Kağan Özdemir Bey, aynı zamanda YÖK'te Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı, kendisi konuşmalarını yapacak. Türkiye'de yüksek öğretim sistemi uluslararasılaşmasına dair son durumu gerçekleştiren politikaları ve geleceğe dair bize bir konuşma yapacak. Hocam buyurun. Herkese hoş geldiniz diyorum. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'ndan Bilge Kağan Özdemir. Çok sağ olun hocam değerli takdiminiz için. Bugün esasında konuya bir giriş yapmak niteliğinde hem Türk Yüksek Öğretim Sistemi'ni temel hatlarıyla ortaya koymak istiyorum. Hem de bildiğiniz gibi başkanlığımız Yüksek Öğretim Kurulu politika yapıcı bir kurul. Biraz daha politika yapıcı kuruluş bakış açısıyla uluslararasılaşma Türk Yüksek Öğretim Sistemi'nin vardığı nokta hakkında konuşmak istiyorum. Çok rakamlara boğmak gibi bir gayem olmasa da tabii ister istemez Türk Yükseköğretim, yani sahni semanı 15. yüzyıla dayanan kökenleri, yükseköğretim sisteminin bugün geldiği noktayı anlatabilmek için biraz rakamlara ihtiyacımız var. O yüzden rakamlarla başlayacağım ve hemen ardından da uluslararasılaşma, elimden geldiğince uluslararasılaşma ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi İlk aklımıza gelen üniversiteler tabii ki 206'ya ulaştı üniversite sayımız. 206 üniversitemizde bunun işte 5'i meslek yüksekokulu, 72'si vakıf üniversitesi, 129 devlet üniversitesi. 206 üniversitemizde 8 milyon civarında öğrencimiz okuyor. 8 milyon öğrenci çok farklı şeyler çağrıştıran büyük bir rakam. Şimdi bizde bildiğiniz gibi eğitim yılı başında Eylül-Ekim döneminde öğrenciler kayıt olur ama şeye kadar birinci dönem ve ikinci dönemde kayıt sayıları değiştiği için kurum politikası olarak biz hep 2017-2018 rakamlarından bahsederiz. Onu yayınlarız. Nisan ayında da her sene Nisan ayında da bir önceki o içinde bulunan akademik yılın resmi rakamları açıklanır. O yüzden slaytlardaki rakamlar 2017-2018 8 milyonsa güncel şu an içinde bulunduğumuz yılın rakamı. 8 milyon rakamı bize neyi gösteriyor? Bir, Avrupa yüksek öğretim alanında Rusya'dan sonra en büyük ikinci ülkeyiz öğrenci nüfusu açısından. İkinci olarak, niceliksel olarak
çok önemli bir aşamayı katlettiğimizi gösteriyor. Yani bugün Türkiye'de gerçekten de yüksek öğretime erişim konusu bir sorun olmaktan çıkmıştır. Pek çok Avrupa ülkesinde kat kat üzerindedir. Mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı 2017-2018 rekabet edilebilirlik raporu vardı. Bu raporda Türkiye yüksek öğretim erişiminde ikinci sırada, dünya sıralamasında 137 ülke arasında. Eurostat'ın çalışması var, başkanlığımız tarafından da yürütülmüştü Türkiye'ye. Avrupa yüksek öğretim alanında 320 bin öğrencinin katılımıyla yapılmış bir çalışma. Şunu söylüyor, Avrupa'da ebeveynleri, annesi veya babası lisans veya ön lisans mezunu, lisans mezunu olmayan öğrenci sayısı %47. Türkiye'de bu rakama baktığımız zaman %73. Ön lisansı da çıkartırsak Türkiye'deki öğrencilerin %79'unun annesi veya babası, yani birinden biri ailesinde üniversite mezunu yok. Bu da sosyolojiden, az önce sosyolojiden hocalarımla da konuşuyorduk. Dikey hareketliliğin Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz sosyolojik olarak dikey hareketlilik bize, yani toplumlar ilerlemesi için birinci koşul gibi, işte daha düşük sosyoekonomik koşullardan gelen insanların daha yüksek ekonomiye geçmesi yüksek öğretimin rolünü gösteriyor. 100 bin civarında da doktora adayımız var tabii. Bu toplam işte mesela geçtiğimiz sene içerisinde 7,5 milyonluk rakamda 100 bin civarında doktora adayımız var. Ve %54'de %46'da kadın erkek dağılımımız var. 206 üniversite, 8 milyon civarında öğrenci, 160 bin tane akademik personelimiz var. Bunların yarısı doktoraya sahip akademik personel. Arkadan gelen bir 100 bin kadar doktora adayımız var. Tabii uluslararasılaşma deyince siz de hak vereceksiniz. Aklı ilk gelen uluslararası öğrenci sayısı. Uluslararası öğrenci sayısından önce bu slaytı buradan bütün bunların hepsi de 3000 yabancı dilde eğitim vermek üzere 58.000 toplam program var. Yani 5600 tane doktora programımız var. 30.000 civarında lisans programımız var. 139 tane de sanatta yeterlilik programımız var. Toplam ki bunlar bizim esasında ben bu girişi yaparken bir taraftan da uluslararasılaşmada hani Türkiye'nin güçlü yönleri, en sonunda bir slaytım var, zayıf yönleri, avantajları. Bunlar bizim aynı zamanda böyle güçlü yönlerimiz olarak gördüğümüz önemli unsurlar. Geçtiğimiz seneki uluslararası öğrenci sayımız 125 bin. Bu sene bu rakam 150 bin sınırına dayandı, 148 bin. Şimdi ve bu öğrencilerimizin de ağırlıklı olarak lisans eğitiminde, yani 125 bin öğrencinin kendi içerisinde 90 bininin lisans eğitiminde olduğunu görüyoruz. Belki de buradan şeyi de altını çizilmesi lazım olan bir diğer konu. Yüksek lisans ve doktorada daha çok uluslararası çekmek için politikalar geliştirmemiz gerektiğini gösteren önemli bir gösterge bizim için. Şimdi bir taraftan hocam bahsedecek göstergelerden önemli bir gösterge. Toplam öğrenci içerisinde uluslararası öğrenci sayısı önemli bir gösterge. 7,5-8 milyon öğrenci, 125 bin dedik. Hani belki biraz gelebilir ama aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum ben size. 2001'den bu yana Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısındaki artışı göstermek istiyorum. 125 bin, işte bugün 148 bin rakamı tek başına bir şey ifade etmiyor ama son 4 yıl içerisinde mesela 48 binden 125 bine çıkmış olması bence Türkiye'nin uluslararası öğrenci çekmek ve uluslararası cazibe merkezi olmak açısından nasıl bir yolda olduğunu gösteren güzel bir gösterge. Yani 5 yıl içerisinde 3 kat uluslararası öğrenciyi arttırabilmek oldukça önemli bir rakam diye düşünmekteyim. Baktığımız zaman bu öğrencilerin nereden, nerelerden geliyorlar? Yine geçtiğimiz seneki rakamlarıyla birinci sırayı Suriye alıyor. Biraz sonra biraz Suriye'ye özel, yani Suriyeli öğrencilere özel birkaç şey söylemek istiyorum. Ama dildeki birliğin önemini görüyoruz. İkinci sırada Azeri öğrencilerimiz var, Azerbaycan'dan gelen. Bu sene de bu sıralamalar değişmedi. Üçüncü sırada Türkmenistan, kültürün, yani kültür birliğinin önemini görüyoruz. İran ve Afganistan şeklinde devam ediyor. Şimdi şu rakam, yani bu sene 27 bin olan Suriyeli, Türk Yüksek Öğretim Sistemindeki Suriyeli öğrenci rakamı bence çok önemli bir rakam. Türkiye'de istatistiklere göre 540 bin 18-25 yaş arasında Suriyeli yerlerinden etkilenmiş Suriyeli bulunmakta. Bu International Institute of Education'ın bir çalışması vardı. Şunu söylüyor. Savaş öncesi koşullarda Suriye'de yüksek öğretime erişim oranı %20 diyor.
Bu şu anlama geliyor, 110 bin, 120 bin. Bu 540 bin kişinin 110, 120 bini bugün Suriye'de olsaydı, savaş yaşanmamış olsaydı yüksek öğretime erişecekti. Türkiye'de bunların 27 bininin, yani bu şuna tekabül ediyor, 540 binden neredeyse %5 gibi göçmenlerin, yerlerinde edilmişlerin, mültecilerin %5 gibi bir yüksek öğretime erişim noktası bence bizim için çok gurur verici bir rakam. Dünya ortalaması aynı şey için yani %1 civarındayken bizde %5 civarında. Bir de buna şu yüzden de altını çizmek istedim. Şimdi bu yani uluslararasılaşma konuşurken bence uluslararası öğrencileri konuşurken de Suriyeli kardeşlerimize, Suriyeli öğrencilerimize ayrı bir yer verilmesi gerektiğinde bir altını çizmek istiyorum. Şey hiç değişmedi, Sayın Hocam'ın söylediği gibi 2015 rakamları, 2018 rakamları, 2017 rakamları bizim uluslararası yabancı akademisyen sayımız hep 3200. Burada çünkü YÖK'ün getirdiği bir koşullar YÖK'ten olan biri olarak şey söyleyeyim. Toplam öğretim üyemizin %2'sini aşamadığımız için bu rakam çok uzun süredir yatay seyrediyor Türkiye'deki uluslararası uluslararası akademisyen, yabancı akademisyen sayıları. En çok akademisyenin Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiğini görüyoruz. Ardından Suriye, İran ve Azerbaycan, sonrasında da Birleşik Krallık'ın geldiğini görüyoruz. Tabii Türkiye'de uluslararasılaşmadan bahsederken ben aynı zamanda üniversiteden de gelen, üniversitede de Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürlüğü yapmış birisiyim. Erasmus ve Bologna sürecinden bahsetmemek mümkün değil. 2001 yılından bu yana Erasmus sürecinin, Bologna sürecinin bir parçasıyız. Bologna sürecinin dahil olmamızla beraber uluslararasılaşmanın bir diğer önemli adımı tanınma da bir diğer önemli unsur olan tanınma da akademik hayatımıza girdi. Türkiye'deki üniversiteler daha öncelikli bir sıraya oturturdu. Bugün az önce gösterdim 3000 civarında yabancı dilde eğitim veren programımız var. Lisans, yüksek lisans ve doktora programımız var. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana Avrupa Komisyonu belki diploma 2 etiketi, işte AKTS etiketi vermiyor ama en son mesela şu şekildeydi. Türkiye her zaman diploma 2'ne sahip üniversite sayısında birinciydi. AKTS etiketine sahip, bugün 206 üniversitemiz AKTS etiketi veriyor. AKTS etiketine sahip üniversite sayısında birinciydi. En son 2018'de Mayıs ayında Fransa'da Bologna Bakanlar Konferansı düzenlendi. Mesela orada yeterlilikler alanında, diploma 2 alanında ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi alanında 5 üzerinden 5 karneyle pek çok Avrupa ülkesinden daha yukarıda olduğumuzu gördük. Keza yani uluslararasılaşmanın hareketlilik boyutuna bakarsak 2004 yılında sadece 1100 iken giden öğrencimiz bugün 17 bin civarında senelik bazda. Diğer yandan da 299 öğrenci gelmiş. Biz Erasmus programına ilk dahil olduğumuzda şu anda işte 3000'lere yaklaşan bir gelen öğrenci sayımız bulunmakta. Bir diğer uluslararasılaşmada hareketlilik boyutuna destek olan önemli program Mevlana Değişim Programı başkanlığımız tarafından destekleniyor. Ve biz bunu biraz daha geliştirerek proje tabanlı değişim programını da yani daha çok şu olsun istek sadece değişim olmasın. Üniversiteler kendi aralarında proje geliştirip projeler üzerinden geliştirdikleri projelerin somut bir karşılığı olarak değişimi olsun. 2013'ten bu yana Mevlana Değişim Programı kapsamındaki hareketlilik sayılarını görebilirsiniz. Keza 2800 tane Mevlana protokolü imzalanmıştır dünyanın 107 farklı ülkesiyle. Ve 90 civarında projemiz yürüyor 36 farklı ülkeyle Mevlana Proje Tabanlı Değişim Programı kapsamında. Buradaki de hareketlilik sayıları da karşımızda yer almaktadır. Biz tabii yani sadece hareketlilik ve değişim imkanı olarak düşünmüyoruz. Türk Yüksek Öğretim Sistemi'nin eğitim ve öğretim kalitesini ortaya koymakta. Aynı zamanda dünyanın saygın üniversiteleriyle yürütülen ortak diploma programları, ortak projelerin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Yükseköğretim Sistemi kapsamında toplamda 226 tane ortak program var. Çift diploma programı şeklinde ortak program var. En çok Amerika Birleşik Devletleri, ardından İngiltere, sonra Fransa, Almanya ve Hollanda geliyor. Yükseköğretim Kurulu uluslararasılaşmaya, yani şimdi Muzaffer Hocam burada kaliteden bahsetmek tabii ki burada kesinlikle benim konum olmayacak ama şöyle yaklaşıyoruz biz, yükseköğretime erişim birinci sorunumuzdu. Hocam siz varken hiç kalite kurulu kuruldu diyecektim, geri hemen şey yapayım.
Şimdi yükseköğretime erişim her birimizin hatırlayacağı gibi bu ülkedeki en temel konulardan biriydi. Bu sorunu çözdük. Az önce rakamlarla da gösterdik çok net bir şekilde. Ardından önümüze kaliteyi koyduk. 2015 yılında kalite kurulu kuruldu. 2017 yılında idari ve mali özelliğini kazandı. Hani bugün her 5 yılda bir Türkiye'deki üniversiteler kalite kurulunun belirlediği koşullar kapsamında dış değerlendirmeden geçmek zorunda. Ve sonra da sırada artık nitelikli hedef odaklı uluslararasılaşma dedik. Nitelikli hedef odaklı uluslararasılaşma kapsamında mesela başkanlık yok ne yapabilir? Yok mümkün olduğu kadar çok ülkenin bakanlığıyla bakanlık düzeyinde mutabakat zaptı imzalıyor. Böylece şunu amaçlıyoruz biz üstten ülkeler birbirlerini tanısın ondan sonra alttan yani mesela tabii bu üst ve alt şey anlamında metaforik anlamda söylüyorum. Üniversitelerimizin önü açılsın. 2014 yılının sonuna kadar yani YÖK'ün kuruluşunun başlangıcından itibaren 2014 yılının sonuna kadar sadece 17 ülkeyle KKTC dahil olmak üzere protokol imzalanmışken son 4 yıllık süre içerisinde 33 ülkeyle mutabakat zaptı imzaladık. Mutabakat zaptları kapsamında uygulama protokolleri imzaladık. Mesela YÖK'ün uluslararasılaşma kapsamında getirdiği yepyeni bir konsept vardır. YÖK Rusları biz kardeş ülkeleri, dost ülkeleri İstihdam garantili burs veriyoruz. Ne demek bu? Verdiğimiz her bir bursun geri dönüşe mecbur hizmeti olacak şekilde bakanlıklarla anlaşma yapıp işte Filistin'den bu sene 40 tane doktor öğrencimiz geldi. Oradaki üniversiteleri akademisyen yetiştirmek amacıyla. Tabii uluslararasılaşma konusunda yine altını çizmek istediğim bir diğer bence yani uluslararasılaşma tartışılırken unutulmaması gereken bir önemli konu da Türkiye bursları. Türkiye burslarının verilmeye başlandığı 2012-2013 akademik yılından bu yana toplamda 27 bin öğrencinin bu burslarla ülkemize geldiğini görüyoruz. Bugün 15 bin öğrenci, Türk Yükseköğretim Sistemi'ndeki 15 bin öğrenci, 15 bin civarında uluslararası öğrenci Türkiye burslarıyla ülkemizdedir. Buna da değinmeden geçmek istemedim. Zayıf yönleri tartışmak sizden gelen sorulara ait. Ben mümkün olduğu kadar güçlü yönlerimizi ortaya koymaya çalıştım. Zaten Yükseköğretim Kurulu'nu temsil ederken çok zayıf yönlerimizi burada dile getiremezdim büyük ihtimalle. Fırsatlar ve tehditler olarak barındırdığımız konular var, belirlediğimiz konular var. Yani bizim program zenginliğimiz, eğitim ve yaşam maliyetimizin uygun olması, tarihi, sosyal ve kültürel bağlarımız, Türkiye bursları, bilgi ve iletişim teknolojik gelişmeler ki hocamın belirttiği gibi zaten uluslararasılaşmanın temelinde. Jeopolitik konumumuz, üniversitelerimizin gerçekten uluslararasılaşmaya olan yoğun ilgisi ve Türk Hava Yolları'nın varlığı, uçtuğu bu kadar çok noktanın varlığı. Bizim önümüzdeki dönemde Türk Yükseköğretim Sistemi'nin uluslararasılaşmasına fırsat olarak değerlendirdiğimiz konular. Tehditlerimiz de var. Bölgesel istikrarsızlık, barınma ve üniversitelerimizin diplomalarının belki batıda değil, çünkü Avrupa Yükseköğretim Alanı kapsamında böyle bir sıkıntımız yok ama doğumuzda kalan ülkelerin bazılarında tanınmaması veya denkliğin verilmemesi de bunlar da bizim tehdit olarak belirlediğimiz unsurlar. Ben kısaca böyle bir giriş yapmak istiyorum Sayın Hocam. İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Bilge Bey. Bilge Hanım Hocam'a çok teşekkür ederiz. YÖK'ün uluslararasılaşma bakımından bulunduğu noktayı, üniversitenin bulunduğu noktayı çok kısa bir şekilde ve zamana riayet ederek özetledi. Çok teşekkür ederim. Hocam buyurun. Şimdi küçük notlarımı ekleyeyim. Burada yüksek öğretimde Türkiye erişim sorununu halletmiş gözüküyor ama kendi hedef olarak gördüğü de gibi aslında kaliteye doğru da bir sorun var. Eğitimde olsun aynı şekilde uluslararasılaşma birimi de aynı şekilde hedefini koymuş. Artık niteliği ve kaliteyi öne alan bir şekilde uluslararasılaşmanın yönetilmesi gerekiyor. Bu noktada da adımlar atıyor. Şimdi ikinci konuşmacı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Muzaffer Elmas'ı davet edeceğim. Tabii ki uluslararasılaşma ile ilgili Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun şöyle bir önemi var. Bir dış göz olarak hem mümkün hem de üniversitelerin aldığı yolun dış izleme raporlarıyla tespit edilmesi ve yol haritasının çıkartılması gerekiyor. Tabii Yükseköğretim Kalite Kurulu bu anlamda çok yeni bir kurum. İdari ve mali özelliklerini bir sene önce 2017 yılında kurulmuş durumda. Evet hocam, konuşma konusu olarak da hocamla şöyle görüşmüştük. Uluslararasılaşmanın kalite göstergeleri üzerinden sunumunu yapacaktı. Ama değiştiyse de bu şey olacağız. Hocam dünya değişiyor. Ondan sonra kaç gün geçti bak, bir hafta geçti. Eyvallah hocam.
Tamam, sinyal gelsin. Tabii az önce de konuşmacı Bilge Kağan Bey, değil mi? Tamam. Bahsetti. Kalite Kurulu, bildiğiniz gibi 2000'li yıllardan beri Türkiye'de çok konuşuldu. 2005-06'larda biraz böyle heyecanlandı herkes. Sonra biraz unutuldu. Sonra tekrar 2013-14'te hatırlandı. YÖK'e bağlı 2015'te bir kurul olarak kuruldu. 2017'de de, yani bir sene önce de bağımsız bir kurul haline geldi. Ama SETA bile daha bugün değiştirdi. YÖK Kalite Kurulu diye yazıyorlar ama biz de çok aldırmıyoruz. YÖK'ün de orada bir şeyi olsun. Şimdi tabii bu Türkiye'de bir algıları değiştirmek kolay değil. Biz de onlara çok takılmıyoruz. Hani süreç nasılsa kendini gösterince onlar da ortaya çıkar diyoruz. Şimdi tabii bu 15 dakika değil mi hocam bir süre içinde? Evet hocam 15 dakika. Biraz bunu toparlamaya çalışalım. Başlangıçta bir hikaye var. Burada gülmek gerekiyor. Yalnız gülmeyenleri salondan atıyoruz. Şimdi bu kalite konusunda kalitenin amacı nedir diye böyle bir şey belirtiyoruz. İnsanları eğitmişler ağaç dikme konusunda. İşte vizyon, misyon, kaliteyle uğraşanlar bilir. Kalite, hedefler, süreçler falan. Sonuçta insanları sahaya göndermişler, ağaç dikenlere. Sağ ziyaretinde de değerlendirici bakmış ki iki adam habire çukur kazıyor, dolduruyor. Demiş ne yapıyorsunuz? Demiş ki ben demiş görev tanımıma göre çukur kazarım, öbürü ben de doldururum demiş. Ama öbür arkadaş işe gelmedi, o da ağaç dikecekti demiş. Tamam, neyse. Güldük hocam. Fazla yeterli olmadı. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Hani biz üniversitede çıktı ağaç dikme veya çıktı ne demektir üniversitede? İşte hızlı değişen dünyaya ayak uyduracak nitelikli mezun yetiştirmek, Ar-Ge sayılarını nitelik ve sayı olarak artırmak, bir de bilişim destekli bu kurumu yönetip performansını işte ortaya çıkarmak. Şimdi aslında bu görevi üniversitelerin çok fazla değişmedi. Yıllardır bu görev var. Aslında burada değişen, bu değişimi tetikleyen bir faktör var. Aslında bu değişimi tetikleyen faktörler yüksek öğretimi de çok hızlı değiştirdi. Yani dünyada her şey diyoruz ki değişiyor ama yüksek öğretim aynen kalıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bu değişim nedir? İşte bazıları bunu türbülans diye gösteriyorlar. Bazıları şöyle bir şekilde bakın. O gemiyi üniversiteler derseniz nereye gidiyor bakın. Gidişi pek hayırlı bir gidiş değil gördüğünüz gibi. Bu değişimi tetikleyen nedir diye sorduğumuzda aslında benim de en çok hani beğendiğim bir şekil var. Bu şekil bunu çok iyi izah ediyor diye düşünüyorum. Yani insan adaptasyonu ile teknoloji arasındaki değişim 2014'ten sonra farklılaştı ve eğri yukarı doğru gidiyor. Aslında biz de o eğrinin tam başındayız, başlarındayız. O bakımdan biz şunu diyoruz biz, hani bugün dünyayı kim iyi algılar, iyi okur, kendini buna göre dönüştürürse kolayca dünyayı yakalayabilir. Yoksa dünyayı ıskalar, kendi başka yere, dünya başka yere gidebilir. Bunun da yolu şudur diye düşünüyoruz. İki şeyi yapanlar bunu yakalayabilir. Bir tanesi yetkinlik kazandırmak. İşte bunlar kompleks problem çözme, iletişim, analitik düşünme gibi yetkinlikler. Bunu kazanıyorsa, ki bu üniversite eğitiminde de artık çok öne çıkan değerler oldu, bunu kazandırabiliyorsa, ikincisi, bu da önemli, sadece bu yetmez, bunu bir liderlikle ve bilişim destekli bir liderlikle yönetebiliyorsa, yani bu iki şeyi yapanlar şu açığı kapatabilir. Yapamayanlar kapatamaz. Bu da hani bu eğri aslında çok şeyi anlatan bir eğri olarak olduğunu düşünüyorum. Bunun şu avantajı da var. Biz buradan şunu da görebiliyoruz. Eğer biz, hani biz diyoruz ya bu konularda yıllardır çalışmış üniversiteler var. Türkiye'de de diyoruz işte bir Ankara Üniversitesi şu kadar yıldır. İşte yeni kurulduk biz. Bazıları öyle diyorlar. Biz de kalite ajansı olarak dünyada 70 sene, 60 senelik ajanslar var. Biz de 1 sene, 2 senelik, 3 senelik neyse bir ajansız. Biz diyoruz ki iyi kurgulayabilirsek kendimizi dünyaya çabucak o farkı kapatabiliriz. Çünkü o ajanslar da değişmek zorunda.
Yani onlar da değişmek zorunda. Üniversiteler de işte yılların üniversiteleri de artık dönüşmek zorunda. O yüzden yeni kurulan bir üniversite bu dönüşümü yakalıyorsa dünyaya ayak uydurabilir. O yüzden bu bize cesaret verici bir şey. Günümüzdeki bu yaklaşım. Tabii yakın gelecekte burada hocalarımız da var, eğitimciler. Bekir Hocam da bu işlerin piri. Hani eğitim tamamen değişecek deniyor. Diploma yerine kısa kurslar, işbirlikleri öne çıkacak deniyor. Tabii bu sınırların kalktığını hepimiz biliyoruz. Yani bir şey öğrenirken sadece sınıf içinde değil, aynı anda işte Japonya'dan bir online eğitime, Amerika'daki bir platforma, bir şeye katılı. Birazdan da herhalde Amerika'ya mı bağlanacağız? Evet. Hocam, tamam. Yani bu veya siz burada otururken bunu şeyler var herhalde, bu toplantıların sıkıcılığından kurtulmak için güzel bir araç bu şeyle, cep telefonları da. Aynı anda başka yerlerden bilgi alabilirsiniz, başka bir şey de yapabilirsiniz. Aslında bu da uluslararasılaşmayı tetikleyen bir şey, yani mecbur kılan bir şey. Aslında uluslararası seçilmiş bir şey değil, artık mecbursunuz. Yani bir iş yapıyorsanız dünyanın her yerini dikkate alarak bir iş yapacaksınız demektir bu. Şimdi kalite konusu da Dünya Gelişim Raporu'nda aslında eğitim kalitesi 4. sıraya çıkmış. Yani çok önem kazanmış. Niye? Bu kadar karmaşayı yönetmek gerekiyor. Şimdi kalite kurulu ne yapıyor derseniz, kalite kurulu aslında şöyle bir şeye bakıyor. Üniversitelerimiz biliyorsunuz vizyon, misyon, stratejik amaçları, politikaları ve performans göstergeleri var üniversitelerimizin. Hatta bu umulandan daha güzel bunlar. Yani üniversitelerimiz bugün Türkiye'nin neresine bakarsanız öyle stratejileri, hedefleri, misyonları var ki işte MIT, Oxford, Harvard yanında şey kalır, yaya kalır. Ya burada bir sorunumuz yok bizim. Yani bizim sorunumuz aslında bizim istediğimiz şu kalite. Evet, sizin böyle bir misyonunuz var. Bunu, politikanız var. Bunu nasıl uyguluyorsunuz? Nasıl gözden geçiriyorsunuz? Nasıl buna göre önlem alıyorsunuz? Bizim de baktığımız şey burası. Biraz oralarda üniversitelerimizin zayıflığı var. Bunu ileri taşıma ve birlikte bunu öne çıkarma hedefimiz var. Bizim şöyle başlıklarımız var. Kuruma ait bilgiler alıyoruz. Kalite güvence sistemini bakıyoruz. Eğitim öğretimde programları nasıl tasarlıyor, nasıl ölçüyor? Eğitim kadroları buna uygun mu? Buna bakıyoruz. Araştırma geliştirme stratejilerine bakıyoruz. Kaynakları, stratejileri ve buna göre nasıl yönetiyor? Nasıl performansını, sonuçlarını elde ediyor. Aslında bu adımlara bakıyoruz ve bu adımlar içinde yan tarafta görüyorsunuz. Hani planlama, uygulama ve gözden geçirme seçeneği var. Bu da 1950'lerde icat edildi deniyor. Halbuki 100 sene, 1000 sene taş devrinde bile vardır. Hani bir insan bir işi, bir şey planlar, sonra uygular, sonra bakar. İyiyse daha iyi yapar, kötüyse önlem alır. Bu insanın doğasında olan bir şey. Aslında kalite sadece bu kadar bir şey. Yani bazıları bunu çoğaltır, anlaşılmaz yapar, kompleks hale getirir. Bu kadar bir şey. Değişen nedir? İşte az önce gördüğünüz gibi dünyadaki bu değişimin bu planlamaya, uygulamaya etkileri. Bunları kullanmak aslında. Şimdi dünyada tabii hızla bu değişim olurken, dünya küçülürken, uluslararasılaşma mecburen dünyada tek tek olan kalite ajansları önce ülkeler bazında birleşti. Şunu nereye basarsak şey oluyor. Şuna tamam. Önce mesela Amerika'da 6 tane bölgesel ajans var. Bunların bir çatı kuruluşu var. Onlar da şimdi saldırıyorlar. Özellikle Afrika'ya ve güneye doğru. Güney Amerika'da 2 tane kuruluş var. Afrika'da yeni bir kuruluş, aslında yeni yayınladılar bir ay önce. Afrika'daki tüm ülkelerin işte eğitim, öğretim, iç kalite süreçlerinin standartlarını yeni yayınladılar. NQI biliyorsunuz işte Avrupa'da 48 ülkeyle başladı. Şimdi Rusya'yı ve Kazakistan'ı da içine alan büyük bir yayılım oldu. Güneydoğu Asya'da var. Aslında şu anda son zamanlarda yapılan da şöyle bir şey. Son 2-3 senedir bütün bu ajansların, hani tek tek ajanslar yine bölgesel birleşti, onların da birleştirdiği bir çatı oluşturup tüm prosedürleri birbirine benzetmeye çalışıyorlar. Sadece bölgesel farklılıklar gibi. O yüzden hani bu süreçte uluslararasılaşmanın getirdiği, tetiklediği bir süreç. Burada kriterler var. Gördüğünüz gibi dünyanın bütün yerlerinde bu kriterler birbirine çok benziyor. Amerika, Afrika, Malezya ne derseniz deyin. Aslında program değerlendirmeleri de bir uluslararası tanınma aracı.
Bunların da aslında terminolojisi aynı. Burada şunu demek istiyoruz biz. Aslında uluslararasılaşmanın aracı kalite ve akreditasyon. Yani üniversite bazında bu kriterlere göre üniversite değerlendiriyorsa dünyanın her yerinde birbirini kolay tanıyabilir. Herhangi bir program bu değerlendirme süreçleriyle kendini değerlendirebiliyorsa dünyanın her yerinde kendisi kolay ilişki kurabilir, kolay değişim yapabilir. Ya bu aslında uluslararasılaşmanın iki aracı temel olarak bu. Bunu yapanlar bu konuyu kolayca halleder, yapamayanlar uğraşır durur. Biz de burada, tabii burada sona doğru herhalde vakitte değil mi bir şey oluyor. Değişim konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Hani bu değişim şöyle olmuyor. Ya arkadaşlar gelin değişelim işte dünya değişiyor. Böyle olmuyor kesinlikle. Böyle yapsanız bile değişemezsiniz. Ama değişim için bir açık yalın bir sistem kurabilirseniz ancak karşı taraftakiler size ayak uydurabilir. Yoksa siz bu konuda değişimde yaya kalırsınız. O yüzden baştan da söyledik zaten. Sistem kurma ve yalınlaştırma çok önemli. Bunu yapabiliyorsanız bu değişime ayak uydurabilirsiniz. Biz kalite kurulu olarak işte kendimiz dijitalleşiyoruz. Her tarafın bütün işte kalite kurulu işte söylendi yeni kuruldu. Biz orada bütün sistemleri, üniversitelerin tüm işlemlerini dijitalleştirip hedefimiz şu. Burada dünyaya örnek olacak bir sistem kurmak. Dünyadaki ajanslarla da ortak şimdi toplantılar yapıyoruz. Onlarla işbirliği ağı kuruyoruz. İşte Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan, işte Orta Doğu'dan ve Malezya, Kore gibi ülkelerden. Bizim kalite ajansımızın süreçleri dünya ile konuşsun kolayca ve kolayca adapte olabilsin. Bunu istiyoruz. Yani kaliteler üniversitelerin sorumluluğu içindedir. Yoksa birisi dışarıdan biz sizi kaliteli hale getirelim diyemez. Sistem kurmak değerlendirmeden önemlidir diyoruz. O yüzden üniversitelerimiz bir sistem kurabildiği zaman bu doğrultuda kendileri bu süreci sağlar. Böyle benim birkaç tane şeklim var. Bunu biliyorsunuz ama bir kere daha bunu burada göstermiş olayım. Biliyorsunuz bu değişime karşı insanların direnci fazla, bürokratik direnç de fazla. Değişin diyoruz ve biz sistem kurun diyoruz. Hocam çok meşgulüz, çok işimiz var diyorlar. O yüzden bunu buraya koydum. Bunu da hep söylüyorum. İlim bir noktaydı, cahiller çoğalttı diye. Hep Konfüçyüs'ün sözünü söylerdim. Bunu da ekledim sonra. Konfüçyüs de işte böyle demiş. Hayat basittir. Biz onu zorlaştırıp duruyoruz. Biz de şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu kalite lafından, üniversitedeki değişim lafından, Bologna, Avrupa Birliği, AKTS, buralardan üniversite camiası biraz şey oldu. Hani biraz buralardan gıcık kaptı tabiri caizse. Biz bunu hem bu şeyi yıkmaya çalışıyoruz hem de bunu sevdirmeye çalışacağız. Bu süreci ilerletmeye çalışacağız. Şu ana kadar 115 üniversitenin dış değerlendirmesini tamamladık. Bu sene tamamını bitireceğiz. Mezun veren tüm üniversitelerini bu Mayıs'a, Haziran'a kadar. Sonunda gerçekten üniversitelerin durumlarını ortaya çıkaran durum raporlarını ortaya koyduğumuz zaman bu raporlardan karar vericilerin herkes yararlanır diye düşünüyorum. Dediğim gibi iki tane hedefimiz var. Bu iddialı bir hedef. Yani hem dünyanın her yeriyle konuşan evrensel bir sistem kurmak basit ve kullanılan. İki, dünyanın bu 40-50 senede aldığı mesafeyi de 3-5 senede Türkiye olarak almak. Teşekkür ederim hocam. Hocam biz teşekkür ederiz. Tabii hocam sorular faslına bıraktı. Uluslararasılaşmanın üniversite boyutundaki göstergelerini siz soru olarak soracaksınız. Hocam da onları açıklayacak. Öyle anlaşılıyor. Şimdi aslında modern zamanlarda yaşamak hakikaten çok zor bir iş. Çünkü en önemli sorun klasik dönemde yaşasaydınız hayat belliydi, roller tanımlıydı ve binlerce yıl aynı şekilde gidiyordu. Modern insan olmak hakikaten zor. Sürekli olarak değişimi takip etmek ve ona dair de bir hem zihinsel hem de alışkanlıklar düzeyinde karşılık vermek durumundasınız. Bu anlamda zor bir zamanda yaşıyoruz.
Ama diğer taraftan da bu bir zorunluluk. Hani çok da tartışmaya açık bir alan değil. Değişimi de yönetmek zorundasınız. Yani değişime uyum sağlamak zorundasınız. Bu da hocamın da söylediği gibi uluslararasılaşma da belki buradan kaynaklanıyor. Evrensel olanı kendinize biriktirmek durumundasınız. Yani artık öyle bir lüksünüz yok. Kapalı bir köy gibi orada ben bunu yapmıyorum diyemiyorsunuz. Dolayısıyla evrensel olmak durumundasınız. Her şeyden haberdar olmak durumundasınız. Hocam burada ben bir tane de ona ekleyeyim ama hakikaten önem verdiğim bir şey. Eflatun'un bir lafı var. Basit olan işler. Basit olan, yani basit olacak ve bu işler ve bu yetkilidir. Dolayısıyla da yüksek öğretimde böyle bir şeye de ihtiyacımız var. Hocam onu güçlü bir şekilde vurguladı. Basit olacak, insanlar çok rahat bir şekilde anlayacaklar ve bilgi teknolojileri de bunu yine basit bir şekilde hiç kimseye angarya getirmeden bunu hizmetlerine sunmak durumundasınız. Teknoloji böyle bir imkanı veriyor. Hocama bu veciz konuşmasından dolayı teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık ama sorularınızı bekliyoruz. Hocam uluslararasılaşma raporunu Hakan hocamla yazdılar. Hakan Bey muhtemelen aranda bir iş bölümü yaptılar. Fatma Nevra Segi hocam konuştuktan sonra belli bir yerden kesilip internet üzerinden bize bağlanacak. Hocam buyurun konuşmalarınızı takdim için. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben öncelikle konuşmama başlamadan önce bir başa döneyim. Çok pardon. Ben öncelikle bu raporun yayınlanması sırasında gerçekten çok büyük emeği geçen Sayın Atilla Arkan'a, Dilruba Toklucu'ya ve Naciye Öztürk'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle de bu yayının hazırlanması sırasında bütün emeği geçen SETA Vakfı'na da ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bugünkü sunumumuzun konusu dünyada ve Türkiye'de yüksek öğretimin uluslararasılaşması, mevcut durum ve öneriler. Ve bu kapsamda da... sizlerle aslında yüksek öğretimin uluslararasılaşmasını konuşurken de bir şekilde de raporumuzun sonuç ve önerilerini de paylaşıyor olacağım. Sizin de bahsettiğiniz gibi raporumuzun aslında özüne de uygun bir şekilde sunumun bir bölümünde keseceğim ve Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜBİTAK aracılığıyla doktora sonrası çalışmalarını yürüten Sayın Hocam Hakan Ergin'e bağlanıyor olacağız. Sunum planımıza bakarsak hızlıca, yüksek öğretimin uluslararasılaşması nedir? Çok kısaca tarihçesinden bahsedeceğim. Neden önemli? Neden biz yüksek öğretimin uluslararasılaşmasını konuşmalıyız? Biraz ondan bahsedeceğim. Daha sonra dünyada yüksek öğretimin uluslararasılaşmasına çok kısa bir bakış yapacağız. Ondan sonra sözü Hakan Hocama bırakacağım ve kendisi de Türkiye'de yüksek öğretimin uluslararasılaşması ve öneriler ile bu sunumu bitireceğiz. Bahsettiğim üzere iki amaç doğrultusunda konuşuyor olacağız. Birincisi, dünyada ve Türkiye'de gündem maddesi olan yüksek öğretimin uluslararasılaşması konusunun önemini vurgulamak ve kavramsal çerçevesini belirlemek. İkincisi de raporumuzun bazı sonuç ve önerilerini paylaşmak. Peki, isterseniz biraz başa dönelim ve uluslararasılaşmayı konuşuyoruz ama yüksek öğretimin uluslararasılaşması nedir? Alan yazına baktığımız zaman uluslararası olmanın tek bir tanım ve tarifine, herkes tarafından ulaşılmış bir tanıma göremiyoruz. Aynı şekilde uluslararasılaşmanın da tek bir tanımı bulunmamakta. En yaygın kullanılan tanıma baktığımız zaman Knight'ı 1994'ün tanımı, yüksek öğretimin eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet işlevlerine uluslararası boyutların entegre edilmesi tanımıdır. Fakat bu tanım bazı araştırmacılar tarafından dar bulunmuş. Uluslararasılaşmanın sadece amaç değil, yüksek öğretimde başka hedeflere ulaşmak için bir amaç olduğu da ifade edilmiştir. Bu hedefler arasında tam da bizim bir önceki sunumumuzda olan kalite
meselesi, yani kalitenin artırılması, yüksek öğretimin yeniden yapılandırılıp reforme edilmesi, eğitim öğretim ile araştırmanın güçlendirilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi bulunmaktadır. Bu da tabii ki yüksek öğretimin uluslararasılaşması kavramını genişletmektedir. Bu bağlamda tanım, yüksek öğretimin günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir halde şekillenebilmesi diye genişlerken, HATSİK 2011 yılında kapsamlı uluslararasılaşma kavramını öne sürmüştür. Burada da yüksek öğretimin öğretim, araştırma ve hizmet misyonuna uluslararası ve karşılaştırmalı bakış açıları yükleme eyleminin üstlenilmesidir. Kurumsal inanç ve değerleri şekillendirir ve tüm yüksek öğretim alanına hitap eder. Hayal edilen bir olasılık değil, kurumsal bir zorunluluktur. Sadece kampüs yaşamını etkilemekle kalmaz, kurumun dış referans, ortaklık ve ilişkilerini de etkiler. Her ne kadar HATSİK'in tanımı son dönemlerde özellikle alan yazında sıklıkla kullanılsa da her üniversitenin stratejik bir şekilde bunu yapmasının mümkün olamayacağı konusunda kaygılar çok sıklıkla ifade edilmiştir. Bu bağlamda yüksek öğretimin uluslararasılaşması kavramını yeniden tanımlama girişimleri devam etmektedir. En güncel tanımlardan biri de bu bağlamda Hans David'in son 2015 yılında ortaya koyduğu tanımdır. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim tüm öğrenci ve personel için eğitim ve araştırma kalitesini artırmak ve topluma anlamlı bir katkıda bulunmak üzere yüksek öğretimin amaç, işlev ve aktarımına istendik bir uluslararası, kültürler arası veya küresel boyut entegre etme süreci diye en güncel tanımlardan biri kullanılmaktadır. Çok kısaca tarihçeyi vermek istiyorum. Hakan Ergin Hocam 2017 yılındaki çalışmasında uluslararasının tarihçesini iki şekilde kavramsallaştırmıştır. Birincisine kurumsallaşmamış uluslararasılaşma, ikincisine de kurumsallaşmakta olan uluslararasılaşma demiştir. Burada da referans noktası modern üniversitelerin kurulması ve yaygınlaşmasıdır. Kurumsallaşmamış uluslararasılaşmaya baktığımız zaman burada çok küçük notlarla size ifade etmek istiyorum. Konfüçyüs akademilerine mensup bilginlerin, bilginin öğretilmesi ve yaygınlaştırması üzerine yaptıkları faaliyetler, Yunan, Akdeniz, Orta Doğu, İran gibi medeniyetlere ait eserlerin çevir ve kopyaları saklanan İskenderiye Kütüphanesi, Batı'daki bilim insanlarını ağırlayan ve Greko-Roman eserlerin Arapçaya çevrilmesine öncülük eden Abbasi Halifeliği ve Bağdat'ın öncü uluslararası bilim merkezlerinden biri haline gelmesi, kurumsallaşmamış uluslararasılaşma örnekleri arasında verilebilir. Modern üniversitenin kuruluşu ve yaygınlaştırılması ile kurumsallaşmakta olan uluslararası dönemi başlamıştır. Avrupa'nın ilk kurulan üniversiteleri arasında olan Paris Üniversitesi'ne Avrupa'nın çeşitli coğrafyalarından gelen öğrenciler ve başka şehirlerden gelen bilim insanları bu dönemin ilk örneklerindendir. Sayıları artan modern üniversitelere 17. yüzyılda uluslararası öğrenciler toplam öğrenci nüfusunun %10'una kadar ulaşmıştır. Kurumsallaşmakta olan uluslararasılaşma için dönüm noktası İkinci Dünya Savaşı'dır. Savaş sonrası yüksek öğretimin kurumsal olarak uluslararasılaşması için çeşitli adımlar atılmıştır. Bu adımların günümüze en yakın olanı 2010 yılı Avrupa yüksek öğretim alanıdır ki zaten hep konuşuyoruz, referans noktası olarak alıyoruz. Peki hep konuşuyoruz yüksek öğretimin uluslararasılaşması ama hep farklı açılardan da bakıyoruz ama neden önemli? Niçin dünyada, ülkemizde yüksek öğretimin uluslararasılaşmasını konuşmamız önemli? Yine ben alan yazına döneceğim. Baktığımız zaman en önemli dört gerekçemiz var. Akademik, ekonomik, sosyal ve kültürel ve politik. Akademik olarak uluslararasılaşma ve yüksek öğretimde kalite arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu sıkça dile getirilmektedir. Bunun en belli başlı sebebi de sunulan olanakların çeşitlenmesi ve bu vesileyle de kalitenin artacağıdır uluslararasılaşma yoluyla. Ayrıca
öğretim ve araştırmanın uluslararasılaşması evrensel bilginin dolaşımına katkı sağlayacaktır. Son olarak da dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında uluslararasılaşma alınan puanlara etki eden bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik gerekçe olarak bakalım. Uluslararası öğrencilerin ödedikleri öğrenim ücretleri önemli bir gelir kaynağıdır yüksek öğretim için. Ayrıca bilgi ekonomisi çağında yetişmiş akademisyenler ve onların yetiştireceği öğrenciler de bilgiyi üretme ve kullanma anlamında katkı vermektedirler. Sosyal ve kültürel bakımdan uluslararasılaşma, bireyin kültür tecrübelerine katkı sağlayıp farklı kültürler ile iletişime geçebilme ve ilişki kurabilme becerilerini güçlendirir. Politik olarak baktığımızda da yüksek öğretimin uluslararasılaşması diplomatik bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Bu da siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında kullanılan yumuşak güç kavramını ortaya çıkarmaktadır. Değerler, kültür, politikalar ve kurumlar aracılığıyla hayranlık uyandırma ve gündem yaratma ve bu yolla kamu diplomasisine ve iki taraflı ve çok taraflı diplomasiye katkı sağlanmaktadır. Bu bağlamda yüksek öğretimin uluslararasılaşması bir yumuşak güç aracı olarak düşünülebilir. Amerika'daki Fulbright bursiyerleri, Avrupa'da Erasmus Plus hareketlilik programı içinde öğrenci ve akademisyenler, Türkiye'de YLS'ye yurt dışı lisansüstü eğitim bursiyerleri buna bir örnek teşkil edebilir. Bu akademik dolaşımlar, ülkelerin tanıtımı ve kültürel değerlerin duyurulması için önemli fırsatlar olup, kurulan iletişim ağları sayesinde uluslararası ilişkiler, tanışıklıklar ve uzun vadeli ortaklıklar geliştirilebilecektir. Dünyada yüksek öğretimin uluslararasılaşmasında yaklaşımlar var ve bu ben yaklaşımlara girmek yerine bunu raporumuzda bulabilirsiniz. Yöntemleri sizlerle paylaşmak istiyorum burada. Bu yaklaşımlar sonucu kullanılan yöntemler. Bunu da biz raporumuzda ikiye ayırdık. Birincisi geleneksel yöntemler, ikincisi de yenilikçi yöntemler. Birincisi geleneksel yöntemlerde baktığımızda çoğunlukla konuştuğumuz ve en bilinen aslında uluslararası öğrenci hareketliliği, uluslararası akademisyen hareketliliği ve uluslararası şube kampüsler. Daha yenilikçi yöntemlere baktığımız zaman bunlardan bir tanesi müfredatın uluslararasılaşması ki burada en önemli konuşulan meselelerden bir tanesi dünya vatandaşlığı. İkincisi de küresel bilgi. İkincisi kampüsün uluslararasılaşması, idari personel, tabelalar ve yemekhanenin uluslararasılaşması. Özellikle bu yemekhanenin uluslararasılaşması meselesi, belki birazdan Hakan Hocam size bahsedecektir. Şu anda kendisinin de üzerinde çalıştığı konulardan bir tanesi. Anladığım kadarıyla şu anda çalıştığı kurumda da bu çok güncel olarak konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesi. Ve son olarak da yurt dışı ofisleri özellikle iletişim ağlarını kurabilme ve geliştirme anlamında. Peki isterseniz biraz da rakamlara bakalım. Bütün bu Alanyaz'ın kavramsal çerçevesi kapsamında dünyada ne oluyor? UNESCO istatistikleri 2018'i kullanıyor olacağız. Dünyada uluslararası öğrencilerin sayısı 2000 yılında 2.080.000'den 2018 yılında 5.080.000'e çıkmış durumda. Peki bu 5.080.000 öğrenci nerede diye bakalım isterseniz. Bölgeler bazında düşündüğümüz zaman bunların %75'i gelişmiş bölgelerde, %25'i de gelişmekte olan bölgelerde. Burada bir aslında dengesiz bir dağılım görüyoruz. Bu dağılımın içinde kıtalar olarak baktığımız zaman öğrenci sayılarında ve yine oranlarda Avrupa başı çekmekte. Kuzey Amerika ikinci sırada, Asya'da üçüncü sırada gelmektedir.
Peki dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu kıta olarak Avrupa birinci sırada gelmesine rağmen ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri başı çekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ne en fazla öğrenci gönderen ilk üç ülke Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uluslararası öğrencilerin en fazla öğrenim gördükleri alanların başında işletme, kamu yönetimi, mühendislik, matematik ve bilgisayar gelmektedir. Şimdi isterseniz bir de uluslararası akademisyenlerden de bahsettiniz. Ben orada bir önemli konunun altını çizmek istiyorum. Şimdi akademisyen kelimesi kendi başına çok aslında zor bir kelime ve Alanya neden zor diyeceksiniz, tanımlanması anlamında zor bir kelime. Ve baktığımız zaman da uluslararası akademisyenin tanımındaki ulusal farklılıklar nedeniyle istatistiki veri toplama çok zor. Çünkü neden? Özellikle doktora öğrencileri bazı ülkeler tarafından akademisyen olarak kabul ediliyor, bazı ülkeler tarafından kabul edilmiyor. Yarı zamanlı akademisyenler bazıları tarafından kabul ediliyor, bazı ülkeler tarafından, bazı ülkeler tarafından istatistiki olarak kabul edilmiyor. Biz çalışmamızda akademisyeni bütüncül bir ifadeyle ele aldık ve herhangi bir akademik kadroda bulunan tüm uluslararası akademik personeli ifade ettik. Raporumuzun 58. ve 59. sayfalarında belirtildiği üzere uluslararası akademisyenliği araştırırken 4 konu önemlidir. Bunlardan birincisi uluslararası akademik hareketlilik, ulusal sınırların aşılması demektir. Ancak bu sınırların ne zaman ve ne sıklıkta aşıldığı önemlidir. Öğrenciyken gelip kalan ve akademisyen olan ile akademisyen iken gelip kalan aynı değildir. İkincisi, başka bir ülkede geçirilen süre ve bunun şekli dikkate alınmalıdır. Bir e-posta yolu ile de uluslararası temas olur, birkaç kuşaklık yerleşik süre kadar da. Üçüncüsü, uluslararası hareketliliğin geçiciliği özneldir. Örneğin, başka bir ülkedeki bir üniversitede doktora sonrası araştırma sürecinde olan bir araştırmacı açısından süreç belki de uzun vadeli kalmak için gitmek olabilirken, üniversite açısından bu geçici bir süre olarak görülebilir. Son olarak da uluslararası akademik hareketlilik ile ilgili çalışmalarda ulusal, kurumsal ve kişisel bağlam hareketliliğe olası etkilerinden dolayı dikkate alınmalıdır. Bunun üzerinde aslında ben neden önemli duruyorum? Bir araştırmacı olarak ve bu konuyu araştıran bir kişi olarak yaptığımız Alanya'nın taramasında özellikle uluslararası akademisyenler konusunda yapılan hem nitel hem nicel çalışmaların çok az olduğunu gördük. Aslında biraz raporun doğuşu, neden bu rapor özellikle uluslararası akademisyenlere de başlığında da ve içeriğinde de önem atfediyorum. Sebebi de biraz burada. Eğer uluslararasılaşma konusuna ilgi duyanlar varsa uluslararası akademisyenler gerçekten akademik çalışma anlamında boş bir alan ve çalışırken de bu noktalara dikkat etmemiz çok önemli. Peki. Hızlıca geçiyorum. Amerika'daki uluslararası akademisyen sayısını vermek istiyorum. Ve uluslararası akademisyen en çok Çin, Hindistan ve Güney Kore'den gelmekte. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Çünkü burada ilginç bir rakam var ve ilginç bir oran var. Uluslararası doktor adayı oranının en yüksek olduğu 5 OECD ülkesi. Ve burada herhalde Lüksemburg çok ilgi çekici. Lüksemburg çok küçük bir yüksek öğretim sisteminin olduğu bir yer. Ama uluslararası doktor adayı olarak da %85.
çok yüksek. Hızlıca, dünyada uluslararası şube kampüslere bir de isterseniz bakalım. 311 şube kampüs var. Şube kampüslerle ilgilenenler için Seabird en güncel yayınları ve verileri topluyor. Ve en fazla uluslararası şube kampüs kuran 5 ülke: Amerika Birleşik Devletleri 77, Birleşik Krallık 39, Fransa 28, Rusya 21, Avustralya 15. En fazla uluslararası şube kampüsü ev sahipliği yapan 5 ülkeye baktığımız zaman da Çin 37, Birleşik Arap Emirlikleri 31, Malezya 12, Singapur 11 ve Katar 11. Ben bu noktada bırakmak istiyorum. Sözü Hakan Hocam'a bırakacağım. Hocam çok teşekkür ederiz. Nerede rahat ederseniz, isterseniz yerinizi alalım. İsterseniz. Merhaba, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Hakan Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Atilla Hocam, hoş bulduk. Buyurun. Şu an devam edebilirim o zaman. Duyuyorum. Tabii buyurun hocam, sizi devam edin. Salon sizi dinliyor ve izliyor. Peki, çok teşekkürler. Ben çok kısa bir şekilde öncelikle süreye de riayet ederek kendimi tanıtmak istiyorum. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek öğretimin uluslararasılaşması üzerine doktoramı tamamladım. Nevra Hocam'ın danışmanlığında şu an panelist kendisi de. Ve şu anda Boston Üniversitesi'nde uluslararasılaşmanın en eski araştırma merkezlerinden birisinde, Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde postdoktora çalışmamı yapıyorum. Tabii ben öncelikle Atilla Hocamıza, SETA yönetimine, Atilla Hocamızın asistanları sevgili Naciye ve Dilruba'ya ve diğer panelist hocalarımız Bilge Kağan Hoca, Muzaffer Hoca ve Nevra Hocama çok teşekkürlerimi buradan takdim ediyorum. Ama en önemli teşekkürlerden bir tanesini kesinlikle Nevra Hocama sunmak istiyorum. Çünkü uluslararasılaşmayla ben Nevra Hoca sayesinde tanıştım. Bundan 7 yıl önce ve bu şekilde doktoramı, belki Türkiye'de ilk bu konu üzerinde çalışan insanlardan birisi olarak doktoramı tamamladım. Ve şu anda yine kendisiyle bu alanda çalışmaya devam ediyoruz. Bu rapor da esasında kesinlikle bizim harika bir işbirliğimiz sonucunda ve SETA'nın destekleriyle oluştu. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu panelistlerimize baktığımızda uluslararasılaşmayla ilgili 3 önemli nokta var. Onu ben hemen sunmak istiyorum. Birincisi, dünyadaki yüksek öğretimde farklı bölgelerdeki uluslararası öğrencilerle ilgili yapılan çok büyük küresel bir araştırmada öğrencilere şu soruluyor: niye geldiniz bu ülkeye? Verdikleri bir numaralı cevap kalite için. Dolayısıyla panelistlerimizin arasında Kalite Kurulu Başkanı Muzaffer Hocamızın olması harika. Bir diğer mevzu, uluslararasılaşmanın tanımına baktığımızda DEWİT'in en son 2015 yılında, şu an benim çalıştığım araştırma merkezinin direktörü kendisi, Evra Hocam yansıttı bu güncel tanımı. Orada uluslararasılaşmayla ilgili çok güzel bir ifade veriyor. Uluslararasılaşma istendik bir şekilde yapılır. Yani kesinlikle kurumsal, devlet desteği, hükümet desteği olmalıdır. Bu anlamda Bilge Kağan Hocamızın yine orada panelist olarak bulunması ayrıca çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Tabii üçüncüsü de, en fazla uluslararasılaşma oranına sahip ülkelere baktığımızda uluslararasılaşmanın bir alan olarak da, akademik alan olarak da son derece geliştiğini görüyoruz. Şu an çalıştığım ABD'deki merkez 40 yaşında yaklaşık. Yani 40 yıldır uluslararasılaşma bu merkezde konuşuluyor ve araştırılıyor. Bu anlamda akademisyen olarak da bizim yine davet edilmemiz ayrıca değerlidir. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi ekranımı paylaşarak slaytları buradan yönetmeye çalışacağım. Şu an ekranımı görebiliyor musunuz acaba? Görüyoruz hocam. Pekala. Ben Nevra Hoca'nın kaldığı yerden öncelikle Türkiye'deki şu an mevcut fotoğrafı vererek, daha sonra da nacizane bazı bir araştırmacı olarak bazı ufak önerilerde bulunarak
sunumumu tamamlamak istiyorum. Öncelikle Türkiye'de yüksek öğretimin uluslararasılaşmasına 3 ana noktadan bakacağım. Uluslararası öğrenciler, akademisyenler ve şube kampüsler. Tabii Bilge Kağan hocam bu konuda son derece net ve güncel istatistiklere sahiptir. Bu istatistikleri tutan kurumun daire başkanı olarak. Ben sadece tabii ki genel olarak şu fotoğrafı vermek istiyorum. 1997'den 2018'e kadar uluslararası öğrenci sayımıza baktığımızda şu görüntü gayet olumlu bir görüntü. Ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. Ama bu görüntüyle ilgili benim söyleyebileceğim önemli noktalardan bir tanesi, 125 bin uluslararası öğrencimiz var. Bir, öncelikle bize tabii ki biraz da ekonomik anlamda katkı sağlayabilecek, yani harç ücreti ödeyebilecek öğrenci çekmemiz çok önemli. Hem ülkemize hem de üniversitelere katkı sunması için. Şu an İngiltere'ye baktığımızda uluslararası öğrencilerin harç ücretinden ciddi bir gelir elde ettiğini görüyoruz. Yani İngiltere'nin ettiği geliri, şu an kazandığı geliri Türkiye kazansaydı enerji açığını kapatabilirdi. Öyle çok ciddi bir artı. Bir diğer konuda tabii ki biraz daha çeşitlendirmemiz gerekiyor. Dünyanın farklı yerlerinden uluslararası öğrenci çekebiliyor olmamız gerekiyor. Bu fotoğrafa baktığımda şu an hızlı bir şekilde yaptığım yorum bu. Tabii bir diğer konu, uluslararası öğrenci sayımız artsa da bunun yüksek öğretim sistemi içerisindeki oranının 1.65'te kaldığını görüyoruz. Yani bu ne demektir? Günlük hayata baktığımızda üniversitelerdeki sınıflarımızın birçoğunda uluslararası öğrenci yok. Ya belli yerlerde toplandı ya da birkaç tane var demektir. Bizim biraz daha bunu oran olarak artırmamız gerekiyor. Örneğin burada master düzeyinde yüksek öğretimde uluslararasılaşma dersi veriyorum. Şu an çalıştığım Boston Üniversitesi'nde sınıfta 16 tane öğrenci var. 8 tanesi Amerikalı, 8 tanesi uluslararası. Yani bizim de bu oranlara çıkabilmemiz lazım. Sınıflarımızdaki gerçek hayatta bir karşılık olabilmeli. Yine şöyle bir öğrenim seviyesine göre Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin dağılımına baktığımda bir çoğunluğunun gördüğünüz üzere lisans, ön lisans düzeyinde, yani %78'inin bu düzeyde olduğunu görüyorum. Sadece %22'sinin lisans üstü düzeyde olduğunu ve bunların da sadece %7'sinin doktora düzeyinde olduğunu görüyorum. Bu niye önemli? Özellikle Kuzey Amerika ülkeleri, ABD, Kanada ve Avustralya'ya, İngiltere'ye baktığımızda bunlar en fazla uluslararası öğrenci çeken ülkeler. Bunların özellikle tüm imkanlarını doktora ve yüksek lisans düzeyinde seferber ettiklerini görüyoruz uluslararası öğrencilere. Bu niye önemli? Çünkü doktora ve yüksek lisans seviyesinde daha fazla makale yazma ihtimali var öğrencinin. Daha fazla katma değer üretme, daha fazla patent alma ve bitirdikten sonra o ülkede kalarak akademisyen olarak o ülkeye uzun vadede katkı sunma imkanı var. Onun için bizim özellikle bu doktora seviyesindeki oranı arttırmak için özel girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Zaten önerilerimde de değineceğim ileride. Tabii cinsiyet dağılımına baktığımızda uluslararası öğrencilerin her 3 uluslararası öğrenciden Türkiye'deki ikisinin erkek, bir tanesinin kadın olduğunu görüyoruz. Tabii ki bazı araştırmacılar ülkeyle ilgili çeşitli imaj yorumlarında ve bu konuyla ilgili değerlendirmelerinde tabii ki kadın uluslararası öğrencilerin rakamlarına da değinerek onu da bir gösterge olarak kabul ediyorlar. Özellikle bizim kadın uluslararası öğrenci sayımız da bu noktada artırmamızda fayda var diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'de en fazla öğrencisi bulunan bazı ülkelere baktığımızda Bilge Kağan hocam bununla ilgili tabii ki bahsetti ama özellikle bizim bu konuda komşu Suriye'de yaşanan olaylardan sonra Suriyelilere gayet, misafirlerimize gayet yüksek öğretime erişim hakkını verdiğimizin en güzel göstergelerinden bir tanesi. Şu an bir numarada Suriyeli öğrencilerimizi görüyoruz. Bu çok önemli. Bunu her gittiğimiz yerde de zaten söylememiz lazım diye düşünüyorum. Yine kardeş ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkeler, Azerbaycan, Türkmenistan gibi ve bazı komşu ülkelerimizin yine bu listede olduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye'deki uluslararası akademisyen sayısına baktığımızda şu an 3121'e ulaştığımızı ve sayının gittikçe arttığını görüyorum. 2018 istatistiklerine göre. Ama yine tabii ki baktığımızda bu oranın toplam akademisyen sayısı içerisinde sadece %2'de kaldığını görüyorum.
Almanya'daki araştırma merkezlerine baktığımızda özellikle araştırmacı seviyesindeki uluslararası oranın %20'yi aştığını görüyorum 2016'da. Ve yine İngiltere'de uluslararası akademisyen sayısının %25'leri aştığını görüyorum. Dolayısıyla bizim özellikle bu oranı artırmak üzerine çalışmamızın gerektiğini yine burada paylaşmak istiyorum. Tabii çok önemli yine uluslararası akademisyenlerin ünvanlara göre dağılımına baktığımızda %63'ünün yani çoğunluğunun doktorası olmayan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi pozisyonunda üniversitelerimize katkı sağladığını görüyorum. Özellikle yine bu konuda bizim doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör seviyesinde uluslararası akademisyenlerimizin daha az olduğunu görüyorum. Tabii ki doktoralı ve öğretim üyesi düzeyinde çalışarak akademisyenlerimizin daha fazla akademik üretim, daha fazla patent, daha fazla katma değer üretme imkanları daha yüksek. Onun için yine özellikle doktoralı akademisyenler yönelik artırmaya yönelik uluslararası akademisyenlerimizi çalışmalarımızın artmasını yine temenni ederek bunu yorumlamak istiyorum. Yine uluslararası akademisyenlere baktığımızda cinsiyet dağılımına %38'inin kadın, %62'nin erkek olduğunu gördüm. Yine dediğim gibi bazı imaj ve göstergeler açısından yine kadın akademisyenlerin sayısını artırmamızın da yine gerekli olduğunu paylaşmak istiyorum. Tabii en fazla sayıda akademisyeni bulunan ülkelere baktığımızda Bilge Kağan Hocam zaten paylaştı. Çok üzerinde durmayacağım ama sadece ufak bir yorumda bulunmak istiyorum. Yine önemli noktalardan bir tanesi yine Suriye. Suriyeli akademisyenlere aynı şekilde aynı zamanda üniversitelerimizde akademisyen olarak çalışma imkanını verdiğimizi gösteriyor. Bu iki numarada şu an Suriyeli akademisyenlerimizin sayısı. Tabii bu çok önemli. Yine bunu sık sık dünyada dile getirmemiz gerekiyor. Ve ABD'ye baktığımızda yine 374 tane ABD'li akademisyen şu an ülkemizdeki üniversitelerimizde hizmet veriyor. Ancak bunun da yaklaşık 300'ünü hazırlık okulunda İngilizce öğretim görevlisi olarak çalıştığını, yani çoğunluğunun yine doktorası olmadan yani makale üretimi ya da akademik katma değeri ciddi anlamda katkı sağlamadan çalıştığını görüyoruz. Özellikle yine bu anlamda doktorası olan uluslararası akademisyenlerimizi artırmak üzere yine çalışmalarımızın artması gerektiğini yine bu rakamdan yorumluyorum. Tabii Türkiye'nin kurduğu uluslararası şube kampüsler var. Ben yine burada Seaberg Uluslararası Kampüs Araştırmaları Merkezi'ni referans alarak bunları paylaşıyorum. Vakıf Üniversitesi'nin 3 farklı ülkede uluslararası şube kampüs kurduğunu görüyoruz. Şu an bu Seaberg'ün listesinde bu yok ama bunu ben onlara da ileteceğim. Bu da yine çok önemli. Geçtiğimiz güz döneminde Gaziantep Üniversitesi Cerablus'ta Cerablus Meslek Yüksek Okulu'nu açtı. Bu yine tipik bir şube kampüs örneğidir ama tek bir noktada diğer şube kampüslerden ayrılır. Dünyada başka bir örneği yoktur bunun. İnsani amaçlarla açılmış, herhangi bir maddi çıkar kaygısı olmadan açılmış ilk ve tek uluslararası şube kampüstür. Tabii Türkiye yine Moda Okulu'nun açtığı İstanbul'da hizmet veren bir tane şube kampüse ev sahipliği yapıyoruz. Seaberg'ün kriterlerine göre. Peki bu fotoğrafı da hızlı bir şekilde Türkiye ile ilgili verdikten sonra ben naçizane 4 başlık altında bazı önerilerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle uluslararasılaşmaya yönelik stratejik ve kurumsal önerilerimi, daha sonra öğrencilere, akademisyenlere ve son olarak da yenilikçi uluslararasılaşma yöntemlerine yönelik bazı önerilerimi hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Öncelikle bazı stratejik ve kurumsal önerilerime şöyle dönmek istiyorum. Bizim tabii ki her zaman uluslararasılaşmayı gündemde tutmamız gerekiyor. Konunun ismi uluslararasılaşma olabilir ama bu bir ulusal konudur, milli konudur. Uzun vadede bizim ülkemizde bu farklı evrensel bilgiyi tutup faydalanmamız gerekiyor. Onun için paydaşlar arasında işbirliği mekanizmaları sürekli güçlü tutulmalı. Bu anlamda zaten tabii ki ülkemizde gerçekten çok değerli adımlar atıldı. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Study in Turkey ve Türkiye bursların tanıtımı yapıldı. Nevra Hoca ile birlikte bizim de dahil olduğumuz çalışmalardan bir tanesiydi. Yine 2017 yılında ilk defa YÖK tarihinde uluslararasılaşma strateji belgesi yayınlandı. Çok önemli bir adım. Ve yine uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü bünyesinde YÖK'te bu işler bu konu
koordine edilirken şu an Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı düzeyine yükseltildi. Yine çok önemsendiğini gösteriyor bu. Ve yine son olarak çok güzel bir adım atıldı. Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası ikametlerinin uzatılmasıyla ilgili bir yasal düzenlemeye gidildi. Bu çok önemli. Buna literatürde zaten stay rate deniyor. Yani uluslararası bir öğrenci o ülkede öğrenim gördükten sonra o ülkede kendisi gönüllü olarak kalmak istiyor mu? Ve o ülkeye uzun vadede ne gibi katkılar sunuyor? Bu çok önemli. ABD'de geçtiğimiz hafta Boston Üniversitesi'nde bir bununla ilgili toplantıya katıldım. Tüm uluslararası öğrencileri topladılar, bir avukat getirdiler ve sizin işlemlerinizde mezuniyet sonrası ABD'de kalmanız için her türlü yardımı ve kolaylığı sağlayacağız diye bir sunum yaptılar. Dolayısıyla bizim de aynı şekilde mezuniyetine yaklaşan uluslararası öğrencilere aynı hizmeti sağlayarak ülkemizde kalmalarına teşvik etmeliyiz diye düşünüyorum. Ki böylelikle uzun vadeli katkılarını alabilelim. Yine bir diğer konu odak ülkelere yönelik hedeflerimiz ve bazı tematik uluslararasılaşmamızın olması yönünde. Tabii bizim şu an merkezden uluslararasılaşmayı yöneterek tüm dünyaya yönelik bir uluslararasılaşma stratejimiz var. Gerçi strateji belgemizde bazı hedef ülkeler yayınlandı ama yine bu hedef ülkelerin yine daha da yoğunlaşarak bu ülkelere yönelik çalışmaların artmasını temenni ediyorum ve biraz daha uluslararasılaşmayı tabana yayarak biraz daha fakülte düzeyine yayarak çalışmalarımızın artmasını temenni ediyorum. Çünkü özellikle ABD'de fakültede her fakültenin bir uluslararası ilişkiler ofisi var. Çünkü bir ilahiyat fakültesi, mimarlık fakültesinin ya da işletme fakültesinin uluslararasılaşma stratejileri farklı olabiliyor. Bu yüzden biraz daha tabana yayarak bunu sürdürmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bir diğer konu. Şu an en önemli araştırma konulardan bir tanesi uluslararasılaşma çalışmaları kim finanse edecek? Yine Dünya Bankası'nın son dönemde yaptığı dünyadaki rektörlerle ilgili çok geniş katımlı bir çalışması var. Rektörlerin en büyük kaygısı şu, peki uluslararasılaşmak istiyorum, üniversitemde de böyle bir talep var ama ben bunu nasıl finanse edeceğim? Öğrencilere nasıl barınma? Ve nasıl burs sağlayacağım ve buraya geldiklerinde bu uluslararasılaşmak için Türkiye'ye adaptasyonları için bazı oryantasyon faaliyetlerini nasıl finanse edeceğim? Takdir edersiniz ki üniversitedeki uluslararası öğrencileri ağırlamak için yapılan ufak bir oryantasyon programının bile bir maliyeti vardır. Ve bunu da merkezi bütçeden kimi zaman böyle planlayarak karşılamak zor olabilmektedir. Bunu dünyaya baktığımızda farklı şekilde finansmanın yapıldığını görüyoruz. Örneğin çok enteresan, ABD'de bazı üniversiteler futbol ya da basketbol takımlarının kazandıkları reklam ücretlerinin bir uluslararasılaşma giderleri için ayırıyor. Yine aynı şekilde bazı üniversitelerin mezunlar derneği elde ettikleri gelirin bir kısmını yine uluslararasılaşma için harcıyor. Yine aynı şekilde tabii ki İngiltere ve ABD gibi ülkeler daha çok harç ücreti ödeyen, kendi ücretini ödeyen öğrencileri çektiği için bu öğrencilerden elde ettiği gelirin örneğin %10'unu uluslararasılaşma masrafları için ayırıyor. Bu da sadece bir fikir olması için paylaşıyorum. Yine son olarak tabii ki yüksek öğretim uluslararasılaşması arz ettiğim gibi Kanada'da özellikle ve ABD'de son 40 yıldır çalışan bir akademik araştırma alanı. Bizim özellikle bunu araştırma merkezleri kurarak ve bu düzeyde yine doktora ve yüksek lisans düzeyinde bu araştırmaları teşvik ederek geliştirmemiz gerekiyor. İlk ne yapardınız diye bana sorarsanız ben ilk önce yüksek öğretim uluslararasılaşmasını YÖK'ün ve TÜBİTAK'ın teşvik kapsamındaki teşvik edilen alanlar listesine dahil ederdim diye düşünüyorum. Uluslararası öğrencilere yönelik tabii ki yapılması gerek çok farklı adımlar vardı. Ben yine süreleri riayet ederek çok hızlı bir şekilde bazı şeyleri tabii ki paylaşmak istiyorum. Tabii ekonomik imkanlar çok önemli bir faktör. Bizim bu konuda aslında çok iyi bir avantajımız var. Bilge Kağan hocamın da yine paylaştığı gibi Türkiye'de okumak ucuz. Şu an Harvard Üniversitesi'nin lisans öğreniminin bir yıllık ücreti ortalama 71 bin dolar. Şu an benim çalıştığım Boston Üniversitesi'nde bir yıllık öğrenim ücreti lisans düzeyinde 40 bin dolar. Bunu
herkes bu ücreti karşılayamaz, takdir edersiniz ki. Bizim en büyük avantajımız diğer ülkelere göre yüksek öğretimimizin daha karşılanabilir, daha uygun olması. Tabii ki bu önemli bir faktör. Bunun tanıtımını iyi yapmamız gerekecek. Bir diğer konu tabii ki burs, barınma ve özellikle kampüste yarı zamanlı iş imkanlarını biraz daha artırmamız gerekiyor. Örneğin şu an çalıştığım departmanda 15 tane doktor öğrencisi var ve tamamına bir yarı zamanlı iş verilmiş üniversitede. Böylelikle kendilerini finanse etmeleri daha kolaylaşmış ve daha rahat üniversitede ve kampüste kalarak makale üretmeleri ve araştırmaya katkı sağlamaları daha kolay oluyor. Çünkü kampüs dışında çalışsalardı bu daha zor olacak. Tabii bir diğer konu reklam ve tanıtımın artırılması. Hala üniversitelerimizle ilgili ve Türkiye ile ilgili ne yazık ki çok ciddi fikir sahibi olmayanlar ya da yanlış bilgi sahibi olanlar var. Ya da benim karşılaştığım bazı tabii ki burada uluslararası akademisyenler ya da öğrenciler var. Türkiye'de okumayı çok istiyorduk ama nasıl başvuracağımızı bilemiyorduk diyorlar. Tabii Stadyumörke gibi bu konuda çok ciddi adımlarımız oldu ama biraz daha bence tanıtımı özellikle reklam filmleriyle desteklememiz, yine çok basit ve sade web siteleriyle geliştirmemizde, desteklememizde fayda var diye düşünüyorum. Bu konuda özellikle uluslararası öğrencilerin reklam filmlerinde oynayarak bize katkı sağlamaları çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii son olarak da öğrencilere dair bir önerim, lisansüstü seviyede özellikle doktora seviyesinde stratejik uluslararasılaşma geliştirmemiz lazım. Daha önce de arz ettiğim gibi birçok gelişmiş ülkenin yaptığı doktora da özellikle uluslararasılaşmayı artırmak, ki böylelikle makale üretiminin ve uzun vadede akademiye olan katkıyı artırmak, bizim de doktor öğrencilerine yönelik daha belki fazla burs ve öncelikli barınma ve öncelikli yarı zamanlı iş imkanı gibi bazı motive edici, teşvik edici adımları atmamız faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bir sonraki başlığım uluslararası akademisyenlere yönelik birkaç önerim olacak. Öncelikle tabii ki ekonomik imkanların geliştirilmesi bu anlamda çok önemli. Tabii dünya ile karşılaştırdığımızda bizim Türkiye'de kazanılan akademisyen maaşlar biraz daha düşük kaldığını görüyoruz. Bu noktada bizim belki de lojman, kira desteği ve aile yardımıyla ya da aynen bizim şu an Türkiye'de uygulanan akademik teşvik gibi uluslararası akademisyenlere yönelik de bazı çeşitli teşviklerle bunu belki desteklememiz güzel bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Yine stratejik uluslararasılaşmaya burada da devam edilebilir. Bizim tabii ki şu an hem tanıtımımızı artırmak hem de biraz daha hızlı yol almamız için belki de dünya çapında world class diye tabir edilen üniversitelerden bazı alanın öne çıkmış isimleri ülkemizde istihdam edebilmemiz çok önemli. Bu yüzden belki onlara yönelik özel bazı görüşmelerde ve istihdam paketlerinde belki çalışmamız önemli olabilir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde şu an dünyada birçok üniversite az uluslararası akademik iş ilanı sitelerini kullanıyor. Bizim de bunlara yönelerek tanıtım ve iş ilanlarını vermemizde fayda var diye düşünüyorum. Ve diğer önemli konu, idari pozisyonlarımızda şu an uluslararası akademisyenlerimiz yok ya da çok az. Şu an şöyle bir örnek vereyim. Dünya sıralamalarının ilk 10'daki bir üniversite direktörüyle geçenlerde bir röportaj yapma imkanım oldu. 12 tane fakültesi var, 12 tane dekanı var yani ve bu 12 dekanın 6 tanesi uluslararasıydı. Ve rektör yardımcısı da Çinliydi. Yani yine uluslararasıydı. Şimdi böyle bir tabloya baktığımızda tabii ki idari pozisyonlarda uluslararası görünürlüğün olması her zaman uluslararası akademisyenleri daha motive eder ve uluslararasılaşma politikaları o üniversite canlı tutar diye düşünüyorum. Bu anlamda bunun da belki bir yere aklımızda belki not edilmesinde ben fayda görüyorum. Bir diğer konuda tabii ki çalışma koşullarının geliştirilmesi. Şu an uluslararası akademisyenlerle yapılan çalışmalara baktığımızda birçoğunun çok fazla derse girdiğinden ve bazı idari görevlerle ve kendilerine verilen bazı işte çeviri gibi örneğin faaliyetlerle çok fazla meşgul olduğundan yakındığını görüyoruz. Bizim biraz daha uluslararası akademisyenleri araştırma odaklı istihdam etmemizde, tezleri danışmanlık yapma yönünde istihdam etmek ve biraz da Türk akademisyen ve lisansüstü öğrencilerle yaptıkları çalışmaları belki teşvik ederek değerlendirmemizde fayda var diye.
Son slaytım yine yenilikçi uluslararasılaşma yöntemlerine yönelik olacak önerilerim. Tabii burada bu çok yeni bir konu. Şu an benim de esasında üzerine çalıştığım konulardan bir tanesi bu. Şu an dünya çapında world class diye tabir edilen Harvard ya da MIT gibi sıralamalarda en önde olan üniversitelerin yöneticileriyle görüşüyorum ve ne gibi yenilikçi uluslararasılaşma yöntemleri uyguluyorlar. Onları biraz incelemeye çalışıyorum. Örneğin çok enteresan burada görüştüğüm üniversitelerden bir tanesi Tampa'daki yemekhanenin uluslararasılaşması üzerine çalıştıklarını söyledi bana. Peki niye dedim? Bana şu cevabı verdi. Biz burada çalışan, bizde çalışan akademisyenlerin evlerini özlemelerini istemiyoruz. Burada istedikleri yemekleri bulmasını istiyoruz kampüste. Ve bizim için daha motive olarak katkıda bulunmalarını istiyoruz bize. Ve uzun vadede bizde kalmalarını istiyoruz. Bu da yemekhane de bunun için önemli bir faktör dediler. Gerçekten gayet düşündüğümüzde mantıklı ve ince bir uluslararasılaşma taktiği diye düşünüyorum. Bu önemli. Tabii bizim bunun dışında müfredatın uluslararasılaşması dediğimiz konuyu özellikle gündemde tutmamız lazım. Şu an uluslararası öğrencilere sorduğumuzda niye başka ülkede okuyorsunuz dediğimizde ben dünya ile ilgili ders içeriğine sahip olmak istiyorum diyor. Yani Türkiye'de okuyan, işletme okuyan bir uluslararası öğrenci dünyadaki finans sistemi ile ilgili de bilgi sahibi olmak istiyor. Bizim bu anlamda yine daha önce dediğim gibi belki her fakültede bir müfredatın uluslararasılaşması birimi kurarak biraz daha ders içeriğini daha uluslararası hale getirmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü daha çok ABD ve Kanada bu yönde çalışıyor. Son önerim yine yurt dışı ofisleriyle ilgili olacak. Yurt dışı ofisleri küçük ofislerdir. Daha çok uluslararası öğrencileri çekmek için, tanıtımları kolaylaştırmak için kurulur başka ülkede ya da o ülkedeki araştırma imkanını ana kampüsteki akademisyenlere sunmak için. Hemen bir örnek vereyim. Şu an Harvard Üniversitesi'nin dünya genelinde 22 tane ofisi var. Yurt dışı ofisi. İstanbul'da da var bir tanesi. Bu ofisler ne işe yarıyor? Tabii Harvard'ın durumu burada biraz daha farklı. Öğrenci çekmek için değil de çünkü ihtiyacı yok. Zaten belli bir isim yapmış. Biraz daha araştırma imkanlarını bulunduğu ülkede keşfederek Harvard'daki, Amerika'daki ana kampüsteki kendi akademisyenlerine bu araştırma imkanlarıyla ilgili bilgi veriyorlar. Örneğin deniyor ki Amerika'daki, Harvard'daki lokal akademisyenlere, ABD'li akademisyenlere İngiltere'deki yurt dışı ofisi şöyle bir rapor veriyor işletme fakültesine. İngiltere'de şu banka şöyle bir danışman arıyor. Lütfen başvurmak ister misiniz? Ya da işte şöyle bir kalkınma planı yapılıyor. Başvurmak ister misiniz? Bununla ilgili yine bu ofislerin sayısının da yine artırılarak açılması taraftayım. Çünkü kampüslere göre daha ekonomiktir bu ofisleri açmak. Tabii birçok kaynak kullandık raporumuzun ve sunumumuzun hazırlanmasında. Belki 200'den fazla kaynak kullandık. Hakan sadece hocam, ben bazılarını paylaştım. Onu çok teşekkür ediyorum. Okuyucuların raporu okumasına vesile kılalım. Dolayısıyla soru cevap faslına da kalsın. Çok teşekkür ederiz Hakan hocam. Emeğinize sağlık. İnşallah bu çalışmaların devamını bekliyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben diğer konuşmacıları da davet edeyim. Soru cevap faslına geçelim hocam. Şimdi aslında o da sizi görecek hocam. Eyvallah. Şimdi doğrusu Bilge Kağan hocam da Yükseköğretim Uluslararasılaşması'nda bir eğitim sorunu olduğunu söyledi. Hakan hocamın özellikle sayıların detaylı analizine baktığımızda bu kendisini gösterdi. Aynı zamanda bunlar Türkiye'nin üniversitenin uluslararası bakımından hedeflerini de gösteriyor. Ama ben önemli olduğu için kısaca dikkat çekip bu arada sizden de soru cevapları alalım. Belki en önemli sorunlardan bir tanesi şu Yükseköğretim Uluslararası'nın aynı zamanda eğitimin mali kaynağı meselesi olarak görmek gerekiyor. Türkiye'nin üniversitelerinin mali finansmanı belki de en ciddi sorunlardan bir tanesi. Reformları yapabilmesi için, öğretim üyesini çekebilmesi için veya araştırma imkanlarının arttırılabilmesi için Türk Üniversitesi'nin ciddi bir mali kaynak sorunu var. Şu andaki sistemimiz büyük ölçüde devlet tarafından finanse ediliyor ama bu da rekabetçi bir yapıya imkan veremiyor. Özellikle hız sorunu ortaya çıkartıyor. Üniversite almış olduğu kararın hayata geçirebilmesine dair çok ciddi bir kayıp ortaya çıkıyor. 4-5 seneyi beklemek zorunda kalıyor. Çünkü bütçe gidecek, talep gelecek, plana koyulacak falan çok ciddi sorunlar var.
Tabii ki Hakan hocamın bulunduğu Amerikan üniversiteleriyle baktığımızda bunlar sorun değil. Çünkü doğrudan mali kaynağa sahip ve bütün yetkiler üniversitede olduğu için hızlı bir şekilde bu adımları atabiliyorlar. Ama onların bile gördüğünüz gibi finans sorunu önemli bir sorun. Uluslararasılaşmayı nasıl yapacağım diye adamlar oturup bunu düşünüyor. Diğer önemli sorunlardan bir tanesi gerek öğretim üyesi düzeyinde gerekse öğrenci düzeyinde gelen insanların çoğu lisans düzeyinde. Bu bir handikap çünkü katma değerin yaratılmasınca ciddi bir şekilde dezavantaj haline geliyor. Ve bunların büyük bir kısmı da Türkiye aslında burslarla 23 binli burslarla istihdam ediyor. Bu da ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Aldığımız oran önemli. Burada muhtemelen öğretim üyesi tarafında yasa değişikliği gerekiyor. Çünkü yasa %2 ile sınırlandırmış durumda ama dünyadaki trendleri gördüğümüzde burada ciddi bir yasa değişikliği gerekiyor. Artık daha makul oranlara doğru çekmemiz gerekiyor. Öğretim üyesinde tabii önemli şeylerden bir tanesi okutman ve öğretim görevlisi. Özellikle yabancı dil öğretimine dair büyük ölçüde öğretim üyelerini burada istihdam ediyormuşuz. Bu da bir handikap olarak gözüküyor. Dünya ile ilgili baktığımızda. Ve çeşitlendirilmesi gerekiyor öğrenci sayılarının. Özellikle yüksek lisans ve doktora doğru kaydırılması gerekiyor. Evet, şimdi dinleyicilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Bilgileriyle, tecrübeleriyle bize katkı verdiler. Şimdi soru faslına geçtik. Şöyle yapalım. Soru sormak isteyenleri bir parmaklarını alayım. Eğer çok makul değilse herkese vereceğim. Yok çoksa seçerek ve kurayla vereceğiz. 3 kişi daha var mı? Arttıran 4 kişi. Tamam, bu yönetilebilir. Herkese soru sorayım. Buyurun, sağ taraftan başlayayım. Ev sahiplerine soru cevap vereceğim. Buyurun. Hocam ben özellikle Bilge Kağan Hoca'ya soracağım. Ben Almanya doğumluyum. Malta'da dil eğitimi aldım. Türkiye'de doktora yapıyorum. Uluslararası düzeyde çok öğretim üyesi arkadaşlarım var. Ama YÖK Dil ve YDS'den yeterli puanım olmadığı için doktoramı bitiremiyorum. Dışarıda da kendi işimi yapmak zorundayım. Bir yandan siyaset yapıyorum. Laboratuvarıma giremiyorum. Genetik uzmanıyım. Zirai alanda ve dünyada gerçekten geçerli. Nasıl olacak bu? Ben yani 10 seneden beri YDS'yi geçmeye çalışıyorum. 52,5 puanım var ama tezimi vermiyorlar. Yani nasıl olacak bu uluslararasılaşma? Ya İngilizcem iyi, makalem iyi, iletişimim iyi, çalışmalar iyi. O zaman şöyle yapalım. Soruları alayım. Ondan sonra herkesin notunu alsın hocam. Ondan sonra şey yapalım. Dolayısıyla belki tekrar olacaksa da bazıları vazgeçer. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sarı, teşekkür ederim. Bana mı Muzaffer hocama mı? Sanki kalite için aldığımız önlemleri daha çok hatırlattı bana. Bir de ayrıca hocam bir de kaynak konusunda şöyle olabilir. Mesela bizim gibi doktoraya başlamış ama 2016 mevzuatına takılmış doktora öğrencileri için biz paramızla devam edelim mesela, o kaynak burslu olanlara gitsin. 50 ve üzerinde puan alanlar için konuşuyorum tabii. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İkinci sıradan efendim, buyurun. Merhaba, ismim Mehtap Toruntay. Bugün burada konuştuğumuz konular benim de bugünlerde hem gündemimde, yani fırsatlar ve avantajlar noktasında. Ben Hakan hocama sunumu için ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Herhalde ben bugün çıkıp bir sunum yapmak isteseydim onun ifade ettiği şeyleri tek tek ifade ederdim. Şeyi de ayrıca söylemek istiyorum. Biz de şu an Türkiye'de uluslararası yüksek öğretimde eğitim üzerine bir vakıf ve bir vakıf üniversitesi çalışmaları yürütüyoruz. Burada karşımıza çıkan en büyük problem maalesef YÖK'ün bu hedeflere ulaşmamızda yeterli donanıma sahip olamaması. Uluslararası bir üniversite kurmak istediğinizde dediğiniz gibi bir kere uluslararası akademisyenleri çekmek istiyorsunuz. Karşınızda bir kota engeli var. Biz mesela %60-%70 oranında uluslararası öğrenci hedefliyoruz öğrenci yapısı olarak. Burada da başka ciddi sorunlar karşımıza çıkıyor. Yani Avrupa, Amerika gibi ülkelerde uygulanmayan bir yüksek öğrenime giriş sınav sistemimiz var. Ve maalesef bu öğrencilerin hani bizim müfredatımıza, yani biz daha böyle global bir müfredat planladığımız için şöyle, şu bizi bir açıklasanız da ben merak ediyorum hangi üniversite diğerlerinde de muhtemelen. Ben çok vakit almak istemediğim için ama o konuya yine girmek istemedim, bahsedeyim. Ama sadece ismi söylerseniz. Smart University Foundation Türkiye'de kuruldu, çok yeni. Dediğim gibi uluslararası eğitimle ilgili
Türkiye'yi hem bir merkez ve cazibe haline getirmek için, yani yatırımcılara, akademisyenlere aracılık etmeyi düşünen, eğitim politikaları ile ilgili araştırmalar yapmayı düşünen ve tematik bir üniversite projesi olan bir kuruluş. Tematik üniversiteden kastımız da biz özellikle medya ve iletişimle başlamak istiyoruz. Farklı bir müfredat ve eğitim modeliyle ilerlemek istiyoruz diyeyim evet. Şimdilik. O zaman ben şöyle özetleyeyim. İlk taburun. Şöyle biz uzmanlaşma yani kalite ve uzmanlaşma ile ilgili bazı sorunlar. Şimdi konuşursam belki yarım saat anlatmam gerekecek. Yok o kadar vaktimiz yok. Evet. O zaman sizi sonra yani özellikle sadece bir alanla ama çıkıp. Ama şöyle çıkışta şey yapabiliriz. Tabii sizinle çıkışta, istişare edebiliriz detaylı hocam, olarak. Var, medya ve iletişim üzerine özel ve tematik bir üniversite diyeyim. Tabii bu neticede uluslararasılaşma dediğimizde özünü Hakan Hocam da söyledi. Yani burada müfredatın uluslararası olması, hani bir yerden gelenlerin kolayca tanınması, birbiriyle ilişki kurması. Dolayısıyla bunun zaten bir terminolojisi var. Hani siz bunun dışında bir şey yapıyorsanız salon da bilsin, onu demek istedim. Hayır, hayır. Yani sadece şu anlamda biz eğitim, yani teorik eğitimi almakla beraber, yani medya ve iletişim tamam, üzerine anladım. Olacağı için belki öğrenci eğitiminin son iki yılını Türkiye'de değil de tasarım bölümünde okuyorsa İtalya'da bir tasarım üzerine şirkette olabilir tamam. gibi gibi çalışarak geçirecek. Yani tamam. öyle bir müfredat hazırlığı içerisindeyiz. Ama dediğim gibi burada YÖK ile ilgili bu hedeflerin evet. hızlıca hayata geçirilmesi oradan, gerektiğini düşünüyorum. Oradan Bilge Kağan Bey söylediğiniz iki tane şeyi sorun dile getirdiniz. Bir, öğrenci alım sisteminde öğrenci seçme sistemi bizi engel olarak kullanıyor. Evet. İkincisi de yine yasadan kaynaklanan bir şekilde %2 barajının bizim için bir engel olduğunu söylüyorsunuz. Ben tabii şeyi de merak ediyorum. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de vakıf dışında üniversite açmak... Vakıf üniversitesi olarak hedefleniyor zaten. Ama yabancı mı? Şey... Hayır hayır vakıf, yerli vakıf. Ha tamam oldu hı-hı. şimdi oldu. Yerli şimdi bir vakıf. İsmi tamam. Smart Üniversite olunca... Yok, şöyle söyleyeyim. Eğitim Vakfı'nın ismi Smart University Foundation. Tamam. Üniversite, planladığımız üniversitenin ismi Global Medya Üniversitesi şeklinde. Tamam. Tamam güzel. Arkada bir soru daha vardı. Beyefendi... En son İsmet Bey'e söz vereceğim. Merhaba. Parmak kaldığımda bakıyorum ki tek bir yabancıyım burada. Biraz çekiniyorum çünkü Türkçem yeterli ama değil. Ama rahat ol. Teşekkür ederim. Sana hocam. Pozitif ayrımcılık yapacağız. Sağ ol hocam. Ben Sabbir Hasan. Polis Akademisi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda Bangladeş'te öğretim görevlisiyim. Siyaset Bilimler Bölümünde. Hocam 3 senedir Türkiye'deyim ve SETA'dan bu mail geldiğimizde çok yani merak ettim acaba neler konuşacak. Tabii şimdi son noktadayız ve düşündüğüm şeyler yani burada bahsettiniz. Teşekkürler. Şimdi benim bizim bir çalışmalarımız var. Onlardan biraz bahsedeceğim hocam. Ben çalışmanın ama, adı şu, yok hocam 2 dakika alacağım. Evet 2 dakika olursa tamam. iyi olur. Çalışmanın başlığı Türkiye'de okuyan lisansüstü öğrencilerin akademik sorunları. Karadeniz Teknik Üniversitesi üzerinde bir çalışmalar. Orada ya birinci soru şu, yani eğitim dil İngilizce neden olmadığını bir tek bir sorusu. Ve ikinci çalışmamız İstanbul, Ankara ve Bursa'daki üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere de çalışmalarımız. Doktora öğrencilerin akademik beklentileri. Birinci soru şuydu, araştırma görevlisi statüsü neden alamıyoruz diye bir soru var. Şimdi şunu, bir dakika, muhatapları da belirleyelim. Heh. Birinci soruyu kime soruyorsunuz? Yok. Bilge. Evet. Bilge. Bütün sorular YÖK'e. Bilge Kağan hocam YÖK temsilcisi olarak geldiği için yani pişman etmeyelim. Yok hocam öyle değil. Zaten biz sahada yani biz yabancı öğrenci olarak. İkincisi espri yaptım. İkincisi ikinci soruyu alayım. Araştırma. Niçin araştırma üniversitesi olamıyoruz? Yani polis akademisi adını mı soruyorsunuz? Araştırma yok, görevlisi hocam. Olamıyoruz. Ha araştırma görevlisinin için olamıyoruz. Yani doktora Türkiye'de okuyan anladım. Doktora öğrenciler. Yani yabancı uluslararası öğrenciler niçin araştırma görevlisi olamıyorlar? Aynen öyle. Tamam. Hocam. Bu bir. Ya ikincisi. Bunu kime soruyoruz? Bunu da mı Bilge Bey'e? Aynen öyle hocam. Evet.
Şimdi üçüncü sorum. YOK'un böyle bir kural var. Dört dilde, yani yabancı öğrenciler dört dilde tez yazabiliyorlar. Birincisi İngilizce ama sadece ve sadece natif İngilizce konuşan yabancılar için. İkincisi Rusça, üçüncüsü Almanca ve dördüncüsü Fransızca. Peki şimdi şöyle bir durum var hocam. Yani natif konuşmayan ülkelerden gelen öğrenciler de İngilizce tez yapmak istiyor. Mesela İstanbul'da asansörle çalışan bizim ama, bir doktor öğrencimiz var. Ama tez konusunda sıkıntı yaşıyor. Şöyle üçüncüsünü ben Bilge Bey'in yükünü hafifletmek için hemen cevap vereyim. Bu üniversite senatörünün yetkisinde olan benim bildiğim kadarıyla Sakarya Üniversitesi'nde farklı bir hani native olmasanız da tez yazabiliyorsunuz. Bu tamamen öğrencinin isteğine bağlı. Buradaki yetkili üniversite senatosu. Yani üniversite senatosunun aldığı kararla benim bildiğim kadarıyla Bilge Bey belki onu düzeltir. YÖK'ün burada kısıtlayıcı bir hükmü yok. Senatoların bu kararı alması gerekiyor ve senatoların aldığı karara uygun olarak da bunları yönetebiliyorlar. Bittiyse ben soruları hocam, muhataplarına yönlendireceğim. Son 4. 2 dakikayı 2 defa geçtik. Evet, 1 dakika daha varmış. Tamam. Hocam burada yani Türkiye'de doktora öğretim üyesi olan hocaların şimdi maaş aldığında KDV %27 kesiliyor. Bunu yani yabancı doktora öğretim üyelerinin bir dezavantaj gibi görüyor. Yani bir teşvik etmemesi gibi görüyor. Bunun hakkında bir fikriniz var mı? Bir düşünceleriniz var mı? Mesela Ankara Üniversitesi'nde Iraklı bir doktora öğretim üyesi 2 senedir hala bekliyor. Yani YÖK'ten şey gelmemiş. O farklı bir konu ama bu KDV %27 olduğunu bir sıkıntı yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Gelsin. İsmet Bey, sizi de 2x2'lerde olmaksızın sizin de son sorunuzu alayım. Eyvallah. Ben Muzaffer hocama sormak istiyorum. Hazır burada soru tarafındayken. Şimdi çok hızlı değişim ve dönüşüm çağında olduğumuzu söylüyoruz. Üniversite piyasayı takip edemiyor. Fakat bir taraftan da üniversiteleri kaliteye göre değerlendirmek istiyoruz. Bu kalite belki öyle olmasa da bir noktadan sonra standartlaştırmaya doğru gidecek. Standartlaştırma olunca şeyi takip edemeyeceğiz, değişimi, dönüşümü. Bu çatışmayı nasıl yöneteceğiz? Böyle bir çelişki teşekkür görüyorum. Bir de Hakan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi bu, uluslararasılaşmada benim gördüğüm bu sunumlardan aldığım izlenim bir eğitim boyutu var, iki ekonomik boyutu var. Bunun bir de siyasi ve stratejik boyutu var mı? Bununla ilgili Türkiye bir şey yapabilir mi? Orada Amerika'da çalışılıyor mu konuyla ilgili? Oryantalizm, belki ötekileştirme üzerinden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi tamam Peygamber hocam buyurun. Buyurun hocam, estağfurullah, olur mu? Şimdi Hakan Bey, siz de söylediniz hani bu yüksek öğretimde müfredatın güncellenmesi konusu. Aslında burada 2-3 tane yaklaşım var biliyorsunuz. Hani bazı yeni dersler konması mı, derslerin verme biçimlerinin değiştirilmesi mi, yoksa her şeyin alt üst edilmesi mi? Bu konuda biraz hazır bastığındayken oradan bir taze izlenimler var. Buyurun hocam. Dinamik olduğu için çok memnunuz tabii. Bilge hocam, sizle başlayalım. Şimdi ilk soruyla son soru bence birleşti. Ben sizin sorunuz geldiğinde acaba benim konumu Muzaffer hocam mı demiştim. Çünkü hani kaliteyi arttırmak için bazı önlemler alıyoruz ve sizin de belirttiğiniz gibi böyle bir standartlaşmaya sebep oluyor. Hani o konuda ya yani böyle kimi yerlerde dil bilme koşulunun önemi tartışılmaz doktora eğitiminde. Ama bu spesifik olarak bazı case'lerde, bazı durumlarda da farklı sonuçlara yol açmış olabilir. O yüzden hani bu kriterleri tartışmak, yani şey yapamadım, tam onu çok net olarak bir şey söyleyemedim işin doğrusu. Ama diğer yandan şunu söylemek istiyorum. Bizim yabancı öğrenciler için, yani yabancı merkezi bir giriş sınavımız kesinlikle yok. Hani az önce şeyden vurgu yapmıştınız, 160-170 uluslararası öğrenci hedefliyoruz ama yükseköğretime giriş sınavı sistemleri demiştiniz. 2011 yılında YÖS'ü yabancı öğrenciler sınavını merkezi olarak ÖSYM'ye yaptırtıyor. Yani merkezi olarak yapılıyor 2011'de. 2011'den sonra üniversiteleri bırakılıyor.
İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mesela uluslararası ofisten burada katılımcılarımız var. Onlar YÖS yapmıyorlar. YÖS'le öğrenci kabul etmiyorlar. Yani yabancı öğrenciler sınav, hiç sınav yapmadan, yani kendi sınavları yok. İstanbul Üniversitesi 50'ye yakın merkeze YÖS sınavı yapar. Yani burada o açıdan, yani mesela uluslararası öğrencilerin ülkemize gelmesi açısından, yani giriş sınavı bazında bizden kaynaklanan bir sıkıntı kesinlikle yok. Kısıtlama kesinlikle yok. Tabii şunu yapar, o da yapılması gereklidir. Yani düşüneceğim, şimdi YÖK esasında bir üst kurul, adı üstünde düzenleyici bir kurul, hani koordine edici bir kurul. Hani şeyler, mesela üniversiteler yabancı öğrenci kontenjanlarını YÖK'e yollarlar. Yani benim işte iktisat bölümünde 10 öğrencim var yer, yani şey Türkiye'den. 5 tane de yabancı alacağım ama o da o kadar çok, yani çok sıkıntılı bir süreç değildir kesinlikle. Yani %60-%70 oranında öğrenci kabul edebilmeye müsaade ediyor mu YÖK'ün böyle bir? Şimdi yani dediğim gibi şöyle, şimdi üniversitelerin kendi inisiyatifinde kendi tercihleri, özellikle vurgu yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ne o yüzden dedim, kimi üniversitelerimiz vardır, İstanbul Üniversitesi'nin çok fazla merkezde yaptığı YÖS sınavlarını bununla girebilirsiniz der. Kimi üniversitemiz vardır, ben YÖS sınavı, İstanbul Üniversitesi veya başka bir üniversite değil, hiçbir şekilde YÖS sınavı değil, başka kriterlerim vardır. Onları sıralar. Anlatabiliyor muyum? Kimisi sadece liseden mezuniyet diploması yok, kabul eder. Yani tek tek şimdi üniversite bazında da söyleyebilirim. Ya bize çünkü bunların hepsinin sonuçları gelir. Yani şeyleri, her üniversitemizin nasıl uluslararası öğrenci kabul ettiğinin bilgisi bizde vardır ama. Ben de söylemek istediğim, çok özür dilerim, şuydu. Yani devlet üniversitelerinde yabancı öğrenci kotasının olmasını anlayabilir. Şey, devlet üniversitelerinde de kota yok. Yani öyle bizim mesela uluslararası akademisyenlerle ilgili, onda şimdi Hakan Bey'in belirttiği gibi uluslararasılaşma strateji belgesi yayınladık. Biz sağ olsun çok benden, benim yapmam gereken atıfları da Hakan Hocam kendisi yaptı. Orada mesela şu var, uluslararası öğretim elemanı sayısının arttırılması ve bu uluslararası öğretim elemanı ilişkin kotanın yükselteceği dair çalışmalar devam ediyor. Orada çok net konulmuş sayısal hedefler vardır. Yani biz bir yatay düzlemde 3000 rakamına takıldık ama oraya baktığımızda 2022'ye kadar bunun giderilmesi için bir hedefimiz var. Mesela burada, yani önümde şimdi 2021-22'de 5300 demişiz o konuda. Yabancı öğrenci açısından da bir kota benim bildiğim kadarıyla yok. Hani böyle biz işte %5 kotası, %10 kotası gibi bir kotamız, bir sınırlandırmamız yok. Yani şöyle bir yöntem daha şey olur herhalde, %60-%70, yani program oluştuktan sonra program bazında tabii değerlendirilecektir. Hani çünkü bu işin kalite süreçleri, akreditasyon süreçleri, hani her üniversitemizin kapasitesi birbirinden farklı oluyor bu konuda. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şeyle ilgili yabancı öğrenciler... Tam bazı olur. Sorular tabii düzen mevzuatla ilgili tabii. Onu, evet, o şey biraz daha mevzuata dair olsun. Yorum yapmak ister misiniz? Eyvallah. Tamam. Hocam buyurun. Hocam şimdi bu kalitenin standartlaşması konusu aslında bir şey hikayesi. Ne, şehir efsanesi mi denir ona? Bekir hocam sen mi bunu çıkardın, bu efsaneyi? Şimdi aslında şöyle bir şey arkadaşlar, bu kalitenin az önce söylediğim gibi planlama, uygulama, gözden geçirme ve buna göre önlem alma süreçleri var. Burada değişen şey planlama. Mesela siz eğitim öğretimi planlıyorsanız bugün dünyadaki gelişmelere göre planlamak zorundasınız. İki, bunu uygularken eskiden olduğu gibi eğitim öğretimde öğrenciye sınıfta ders anlatmak, bilgi aktarmak yerine o yöntemleri değiştirirsiniz, araçları kullanırsınız gibi değerlendirme kısmında da aynı şekilde. Dolayısıyla hızlı değişimin aslında bu aynası aslında kalite süreçleri. Kalite süreçleri onun için var. Neden önemsendi kalite süreçleri? Çünkü dünya küçüldü, küreselleşti. Birbirini tanımanın aracı oldu. O bakımdan böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sürekli ilerlemeyi sağlayan bir araç zaten, kalite aracı. O yüzden hocam bir gün geliyorsun, aslında kalite konuda 4 gün gel bundan sonra. Şimdi ikincisi bu. İkincisi, yok bunu söylüyorum, bunu söylüyorlar. O yüzden biz şunlara karşıyız. Mesela üniversitelerin işte TSE gibi, ISO gibi
veya işte kendi EFQM gibi başka araçlar, dolaylı araçlar ne direkt kullansın bunu. O yüzden hızlı değişim olduğu için dünyada bu program akreditasyonları hızla üniversitelerin değerlendirme süreçlerine bırakılmaya başlandı. Neden? Çünkü akreditasyonların 5 yıl geçerliliği var. 5 yılda çok şey değişiyor artık. O bakımdan buralarda da değişim var. O yüzden hani bu söylenen şeylerin tamamı, şimdi az önce söyledim, üniversitelerimizin strateji ve misyon belirlemede hiçbir sorunları yok. Dünyada bugün en son konuşulan misyonları, vizyonları, stratejileri var üniversitelerimizin. Ama uygulama kısmında bizim o raporlarımızda da bunlar var. %20'ler civarında uygulayabilen. %10'lar civarında uyguladığını gözden geçirip evet yaptığımız bu eğitim evrensel normlara uygun mu değil mi? %10'lar civarında. İşte kalite kurunun zaten amacı da bu. Kurumların bu düzeylerini tespit etmek, bu konuda bu normlara ulaşması için neler yapacağını hem tavsiye etmek hem de o konuda kurumlara destek olmak. Yani böyle bir amacı var. O yüzden sürekli değişim. Biz her gün yeni bir şey değiştiriyoruz. Eyvallah. Hocam... Sizin durumunuz aslında karışık. Onu bence bir şöyle, gelin bir gün YÖK'e. Orada Hakan Bey size yardımcı şey Bilge Bey yardım Bilge Bey yardımcı olsun. Bilge Bey. Yok siz bence değil mi? Sizin sorunuz çok çünkü. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Tabii Muzaffer Hocam'ın son verdiği rakamlar yeni bilgiler. Yüzde, yani hedef koymada çok iyiyiz. Bunu yapmada hani değişimi yönetmede %20, ikinci turda %10. Hani reel rakam. Evet, ilginç. Hakan Bey, sizden cevap alalım. Tabii ki. Şimdi sorulardan bir tanesi çok güzel bir soru yöneltmişti hocam. Siyasi boyutu nedir uluslararasılaşmanın? Etkiler mi diye? Kesinlikle etkiler. Öncelikle şunu ifade edeyim. Uluslararası öğrenci ya da akademisyen bir turist gibidir. Gittiği yerde güvenlik arar. Ucuz olmasını bekler, parasının geçmesini ister ve İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce söylediği gibi ilim saygı görmediği yeri terk eder der. Yani saygı görmek ister yaptığı çalışmalarla. Dolayısıyla siyaset, ülkedeki politika bu çok önemlidir ya da o kurumun uyguladığı politika çok önemlidir. Şimdi bunu ABD'nin çok profesyonel bir şekilde yaptığını görüyorum. Örneğin Harvard Üniversitesi'nde şu an bir çalışmamı tamamladım. Orada bizdeki gibi tek bir uluslararası ilişkiler daire başkanlığı yok. Üniversiteler bizde olduğu gibi daha yerel ve küresel risk birimi diye bir birim var. 20 kişinin çalıştığı ve başında bir direktör var. Bu birim ne yapıyor? Bu birim dünyayı bölgelere ayırmış siyasi olarak. İşte çeşitli şeyler vermiş. Bir numaralı öncelikli bölge, iki numaralı öncelikli bölge. Oradaki o bölgedeki siyasi ilişkilere bakıyor. Yani ben buraya öğrencimi göndermeli miyim ya da o bölgeden öğrenci kabul etmeli miyim, etmemek miyim? Önceliklerini buna göre planlıyor. Bizim de yine dediğim gibi böyle bir birime kesinlikle ihtiyacımız var ki üniversitelerimizde buna göre odak çalışmamızı da yapalım. Bu çok önemli. Bir diğer mevzu yine bunu aslında şu an güncel olarak çok iyi görüyoruz. ABD'de son birkaç yılda uluslararası öğrenci artış oranında bir düşme var. Tabii bunu burada da görüştüğüm çok akademisyen Trump yönetimine bağlıyor. Özellikle bu yönetimin göçmenlere yönelik bazı politikalarının uluslararası akademisyen ve öğrencileri ürküttüğünü, bu yüzden onları farklı ülkelere yönlendirdiğini söylüyorlar ki rakamlara baktığımızda bunu doğruluyor. İngiltere ve Avustralya'da özellikle uluslararası öğrenci ve akademisyen sayısında daha öncelere göre son birkaç yılda daha ciddi bir artış görüyoruz. Yani bu tablo şunu gösteriyor. Amerika'ya gitmekten çekinenler İngiltere'ye ve Avustralya'ya gitmişler. Hakan Hocam da... Trump da dinliyorsa bak, bu konuşmayı bak zora gelebilirsin ha. Çok kısaca şunu da hemen ifade edeyim. Kota konusu tabii çok konuşuluyor ama kota konusu birçok ülkede var. Hatta Kasım ayında Harvard Üniversitesi'nin önünde bir protesto gösterisi olmuştu. Asya kotası istemiyoruz diye. Yani burada üniversitelerde belli bölgelere bazı şeyler, kotalar kendilerine koyuyorlar ki aynı zamanda lokal öğrencilerine de tabii yer verme adına.
Yani herhalde cevaplayabilmişim hocam sorunuzu. Teşekkür ederiz Hakan Bey. Gayet memnun olduk. Cevaplamadın Hakan Hocam. Hocam, Muzaffer Hocam hemen sizin sorunuza dönüyorum. Dediniz ki müfredatın uluslararasılaşması her şeyi sil baştan ya da alt üst etmek mi yoksa yeni dersler mi koymak mı? Hocam aslında ikisi de değil. Önce şöyle söyleyeyim. Müfredatın uluslararasılaşması yeni bir uzmanlık alanı. Bunu ilk defa geçtiğimiz bir son 10 yılda Avustralyalı bilim insanı Patty Lesk, şu an kendisi de benim olduğum merkezde aynı zamanda misafir olarak aynı benim gibi çalışıyor. Çok iyi de bir tesadüf oldu kendisiyle birlikte bir araya geldiğimiz. Bu konu üzerinde yoğunlaşma fırsatı bulduk. Müfredatın uluslararasılaşması yeni bir uzmanlık alanı. Uluslararası hareketliliğe bir tepki olarak doğdu. Diyeceksiniz ki bu tepki ne? Şu bir realite, şu an bir ülkeye sınırsız bütçe verseniz, hadi tüm öğrencilerini yurt dışına hareketliliğe gönder, tüm akademisyenlerini yurt dışına hareketliliğe gönderseniz %100'e ulaşamazsınız. Çünkü insanların ailevi nedenleri olacak, insanların sağlık sorunları olacak ve tabii ki aslında sınırsız bütçe diye de bir şey olmayacak. Bunun en güzel örneğini şu an dünyanın en başarılı uluslararasılaşma programlarından birisi olarak gösterilen Erasmus Plus'ta görüyoruz. 87 yılından beri uygulanıyor, yaklaşık 30 yıldır. Ve hala Avrupa'da Avrupalı öğrencilerin sadece ciddi bir azınlığı, %10 küsur civarı olması lazım, bu programdan faydalanabildi. Yani Avrupa'da bile Avrupalı öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hareketliliğe katılamadı. Yani uluslararasılaşmayı sadece fiziksel hareketliliğe endekslersek son derece elitist bir açıdan bakmış oluruz. Ama bizim uluslararası müfredatla uluslararası bildiğiyle de herkesi kavuşturmamız lazım. Çünkü iyi bir üniversitenin tanımı yaptırırken şöyle diyor. İyi bir üniversite uluslararasıdır ve iyi bir üniversiteden mezun olan öğrenci uluslararası bir ortamda çalışabilecek kültürel, dil becerisi gibi yeterli sahip olan öğrenci diye tanımlanıyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bence herkese böyle bir hareketlilik fırsatı sunamayacağımız için maddi ve diğer nedenlerden dolayı saydı. Şu an ABD'de yapıldığı üzere MIT, Harvard, Northeastern gibi en önde sıralamalarda yer alan üniversitelerin yaptığı gibi fakültelerde bir müfredatın uluslararasılaşma birimi kurmak. Benim doktora tezimde de özellikle uluslararası uzaktan öğrencilerle Türkiye'deki bir açık öğretim fakültesine kayıtlı uluslararası uzaktan öğrencilerle yaptığım çalışmada öğrencilerin en büyük şikayeti şuydu. Ben Türkiye'de uluslararası öğrenci olarak uluslararası içerik erişimine erişeceğimi düşünmüştüm. Ama ne yazık ki sadece Türkiye ile ilgili şeyler öğretiliyor bana. Mesela ufak bir örnek, iş hukuku dersi alınıyor. Bu iş hukuku dersinde sadece Türkiye'deki hukukun kavramsal çerçevesi veriliyor. Ama dünyadan da örnekleri görmek istiyor öğrenci. Ya da bankacılık mevzuatı. Sadece Türkiye'deki bankacılık mevzuatı veriliyor ama Avrupa'da Amerika ile ilgili hoca bunu derste kapsamıyor. Dolayısıyla aslında bu bir nevi ileride böyle sertifikalar açılacak ya da eğitimleri kurulacak ve ciddi anlamda fakülte bazında değerlendirilecek bir çalışma alanı diye düşünüyorum. Hakan Hocam, bence bu konuyu biraz daha pardon çalışın. Döndüğünüzde ilk uğrağınız kalite kurulu olsun. Orada bu konuyu tartışalım. Tabii hocam, memnun oldum. Tamam. Teşekkür ederiz Hakan Hocam. Son söz olarak Fatma Nevra Hocam'a sorularla veya yorum hakkısın. Ondan sonra bitireceğim inşallah. Buyurun. Ben bir de çok kısa yeni bir nokta açmak istiyorum aslında. Hepimizin gitmeden önce düşünmesi için. Bu raporun yayınlanmasından sonra Hakan Amerika'ya gitti, ben de Fransa'ya. 6 ay süreyle Fransa yükseköğretiminin uluslararasılaşması konusunu çalışmak üzere orada bulundum. Ve uluslararası öğrenciler ve uluslararası akademisyenlerle birebir ve idarecilerle birebir görüşmeler yapmaya başladım. Dönmeme çok yakın bir zaman kala, sabahleyin de Atilla Hocam'a da söyledim. Dönmeme çok yakın bir zaman kala akademisyenlerden birisi bana dedi ki, hocam dedi 6 aydır buradasın, uluslararasılaşmayı çalışıyorsun. Bütün uluslararası akademisyenler, öğrenciler ve idarecilerle görüştün ama bu konu Fransız akademisyenleri için, Fransız öğrencileri için ve Fransız idarecileri için
ne anlama geliyor? Veya onların görüşleri nedir bu konuda? Buna dedi hiç bakmadın dedi. Ve hakikaten bugüne kadar benim hiç düşünmediğim bir konuydu. Benim için yeni bir düşünme alanı ortaya çıkmış oldu. Bunu aslında hem araştırmacılar için hem de politika yapıcıları için de söylemek istiyorum. Gerçekten bu da uluslararasılaşmanın başka bir yönü diyerek bitirmek istiyorum. Evet, öncelikle tabii konuşmalarıyla bize ziyafet sunan Hazuruna çok teşekkür ediyorum. Daha sonra da siz dinleyicilerimize katkı verdiğiniz sorularınızla ve dinlemenize teşekkür ederiz. Programdan sonra soracak olan arkadaşlar, hocamız biraz daha burada sorabilirler. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hakan Hocam, size de Amerika'ya selamlar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.